İyi akşamlar. Hayat alt tarafı doğumla ölüm arasına sıkışmış bir zaman. Biz hep ömrün uzamasından bahsediyoruz. Hapşırınca çok yaşa demekten, Allah uzun ömürler versin demekten hep uzun ömürler diliyoruz. Uzun ömrün çok matah bir şey olduğunu inanıyoruz. Uzun daha ne kadar çok yaşarsak hayat o kadar güzel olacak. Zannediyoruz ki belki de bugün nasıl yaşıyorsak 2556 yaşına geldiğimizde de öyle yaşayacağız. Değil mi Bekir? Şimdi hemen bir şey söyleyeyim. Mesela bir veriyle başlayalım. TÜİK'in yeni açıkladığı hesaplamalara göre Türkiye'de ortalama ömür 78 yaşa gelmiş durumda. Bu uzun mudur ya da uzunsa sağlıklı anlamına mı gelir? Ayrı tartışma. İkinci yine bir veriyle başlangıçta hemen bizim Konda Barometresi araştırma dizisinden bir bulgu söyleyeyim. Genel olarak sağlık sisteminden memnun, sağlığınızdan memnun musunuz diye o yaşamdan memnuniyet sorularımızın içinde var. Sık sık iki senede bir tekrarladığımız bir dizi üzerinden sorduğumuzda aşağı yukarı ülkedeki yetişkin nüfus içinde her 5 insandan birisi sağlığından memnun değilim diyor ama 5'te 4'ü sağlığından memnun. Birkaç tane de daha somut hastalık üzerine veri paylaşayım. Mesela bir hanedeki aşağı yukarı Türkiye'de 23 milyon hane var. Hasta var bu hanede sürekli bakıma muhtaç diyen %6 insan var. Engelli var diyen %4. Yaşlı var diyen %12. Yani herhangi bir bakıma muhtaç insan yok diyenler de %79. Daha da son bir veri daha paylaşayım. Peki şu hastalıklardan hangileri var sizde diye sormuşuz. 18 yaş üstü 58 milyon yetişkin nüfus içinde en çok olan tansiyon hocam. %19.4 insan tansiyonum var demiş. Yani bu 19 küçük görünmesin. 11-12 milyon yetişkin insan demek bu. Ki bunlar da bilenler ve ölçtürenler. Tabii. Nüfus çok fazla. Evet. Tabii Türkiye olarak. Doğru. Yani gençlerde Batı mi bu? Ülkelerine göre bir de genç nüfus. Genç nüfusumuz çok fazla ve tansiyon hastası. İkinci sırada beyin ve bel fıtığı meselesi var. %15. Yani neredeyse her 7 insandan birisi boynunda veya belinde bir fıtık meselesi var. Alerji derdim var diyenler 7.3. Diyabet problemim var diyenler 10.8. Kanser var diyenler binde 6. Tabii binde 6 az bir oran görünüyor ama yine de yetişkin nüfus içinden baktığınız zaman aşağı yukarı 500 bin kişiye yakın bir sayı. Elbette ki bunlar insanların kendi beyanları. Yani bir doktor raporu diye sormuyoruz biz hani ne var diye soruyoruz. Dolayısıyla bir yandan bakarsanız %80'imizin sağlıklı ve kendini sağlıklı hissettiği bir ülke, toplum burası. Ama bir yandan da %20'sinin neredeyse sürekli bir hastalıktan söz ettiği, bakım veya tıpla ilişkisinden söz ettiği bir ülke. İşin tabii ruh sağlığı meselesi yani böyle ölçülemeyen kısmına girmiyorum. Onu hocama bırakıyorum. Ona zamanında zaten biraz sonra daha da fazla gireriz. Peki Canan Hocam, şimdi hep uzun yaşamak dedik. Uzun yaşamak iyi mi? Hepimizin hedefi o mu? Çünkü hepimiz ölmekten korkuyoruz ve doğal olarak makine hep daha uzun, daha iyi ve daha uzun ama mümkün olduğu kadar daha uzun yaşamaya çalışıyor. Kimse pat diye gidip ölmek istemez. Nedir bunun doğrusu eğrisi? İşe yarar mı? Çok uzun yaşamak ne kadar iyidir? Bizi uzun yaşatmaya mı çalışıyorsunuz yoksa? Yok, ben öyle bir iddiam yok. Uzun yaşamak önemli değil. Kaliteli ve sağlıklı yaşamak önemli. Şimdi TÜİK'in ortalama 78 yaş istatistiğine ben inanmıyorum ve de güvenmiyorum. Çünkü gençler çok hasta ve gençlerimiz erken ölüyorlar. Uzun yaşayanlar, yaşlılar, eski topraklar. Bir de teknoloji çok ilerledi. Mesela 3 ay veya 6 ay koroner yoğun bakımda yaşatılıyor ve bu uzun yaşadı diye kabul ediliyor. Bitkisel hayat 6 ay sürüyor. 3 sene bitkisel hayatta olanlar var. Yani bunlar uzun yaşama istatistiğine giriyor. Ortalamaya. Ama yine de hocam TÜİK onları doğum ve ölüm istatistiklerinden aldığına göre kuşku duymak için çok bir sebep yok. Ama hani hem beden hem ruh sağlığı diye bakarsak gençler ki biraz sonra biraz daha detayını konuşmamız lazım. Evet.
yaşlılardaki sağlık meselelerinin farklı boyutları var. Gençlerde de, hele bugünün gençlerinde ve bugünün hayatı içindeki gençlerde ise biraz daha farklı duygusal veya ruhi veya manevi dünya ile ilgili bir takım meseleleri var. Ama bu yine de TÜİK'in o verisinin yanlışlığına işaret değil gibi geliyor bana. Ben yanlış demedim, ben güvenmiyorum ve inanmıyorum dedim. Tecrübelerime dayanarak, görgüme dayanarak. Tamam. Evet, bu, yoksa yanlış diye ben bir iddia edemem tabii. Fakat yaşadığım olaya göre mesela genç ölümler çok fazla. Yani şey olarak şu sırada. Peki ama bunu şöyle mi yorumlamalıyız? Şimdi gençler kendilerine, yani genç, bu arada genç ve yaşlının da tanımlarını yapmak lazım. Çünkü bu ülkede kime genç dendiğini bilmiyorum. Hele bu gençler var ya, 3 şey bir J ile falan söyleniyor hatta, bayılıyorum. Gençler böyle yapıyor, gençler şöyle yapıyor diye insanlar onlara bir şeyler söylüyor. O zavallı çocuklar kimdir, kim değildir belli değil. Benim 25-26 yaşındaki öğrencilerim gençliğimde demeye başladılar. Çünkü galiba yani üniversite bitti ya, gençlik bitti diyor. Bizdeki genç dediğiniz şey 17 ila 22-23. Ama 25'i geçtiği andan itibaren genç sayılmıyor. Çünkü işte ülkenin yaş ortalaması 30'larda, 29-30. Avrupa ortalaması 40. İşte birçok başka ülkelerde 50'lere kadar gidiyor bu iş. Onun için biz genç dedik mi gerçekten çok dar bir alanda tutuyoruz. Onun için gençler şunu yaptı, bunu yaptı derken ben kendi adıma birazcık daha dikkatli olmaya gayret ediyorum. Çünkü kimin yaşlı, kimin genç olduğu da çok tartışılır. Ayrıca yani kronolojik olarak yaşlılık gençlikle, kafa olarak yaşlılık gençliği de bir kenara bırakıyorum. Ama burada genç dediğimiz insanları şöyle algılıyorum. Hani tıbbi olarak hastalanmaması gereken ya da o arazileri göstermemesi gereken yaşlarda o arazileri göstermeye başlayan insanlara genç dersek şayet, bu insanların bir türlü erken bunlara gittiğini, çünkü kendilerine yeterince iyi bakmadıklarını varsayabiliriz. Ama bu tabii ki matematik ortalamada bir şeyin değişmemesine sebep olmakla beraber, kendilerine doğru düzgün bakanlar ortalamanın çok daha üstünde yaşama şansına sahip olacaklardır diye okuyorum ben bunu. Evet, tabii ki. Tabii ki, ama bugün yeni doğanlar bile hasta doğuyor. Dikkat ederim, dikkatinizi çekerim. Yani çocuk ölümleri azaldı fakat bütün yeni doğanlar ana rahminde hastalanarak doğuyor. Neredeyse her bebekte alerji meselesi var mesela. Mesela bütün çocuklarda alerji meselesi var. Yani bütün bunlar çocukları devamlı sağlık aramaya yöneltiyor. Anneleri babaları şeye yöneltiyor, harcamalar artıyor. Ben onu söylüyorum. Bu çocuklar hakikaten bebekler dahi yani perişan, bunu yaşıyoruz. 30 yaşındaki gençler bugün hanımlar bebekler kısır. Yumurtam yok, yumurtam yok deyip dolaşıyorlar. Ne demek bu? Mesela, yani bunu söylemek istiyorum ben. Tamam, ömür uzuyor belki, teknoloji uzadı diye biraz uzuyor. Ama hakikaten sağlıklı değiller. Yani 20 yaşındaki çocuk mesela geliyor, tiroid kanseriyim, tiroidim alınacak diyor. Biz 20-30 yaşlarında, ben 75 yaşındayım. Ne hekim gördük, ne hastalık gördük kardeşim. Düz duvarlara tırmanırdık. Yani bütün bu şeye bakınca, resme bakınca hakikaten gençlerin devamlı ilaç aldığını, psikolojik olarak da şey olarak da çok stres altında olduklarını, çok hepimiz biliyoruz ne kadar stres altında olduklarını, olduklarını. Bu nedenle ben onu söylüyorum. Evet yani gençler mesela... Yani kaliteli yaşamları yok çocukların, çocuklarımızın ve gençlerimizin, onu söylüyorum. Yani bundan söz etmek mümkün. Yani bir kere yaşam tabii ki bir yandan genel maddi koşulların değişikliğinden dolayı artık o bedensel olarak, hani işte mesela benim anneannem derdi ki 13-14 yaşına geldiğimde ne zaman kasket takacaksın? Evet. Çünkü onun dünyasında kasket takmak yetişkin erkek olmak falan. Şimdi bugün hani ya da yaşın kemale ermesi diye bir laf var bizim gündelik hayatımızda. Ama bizim araştırmalarımız mesela bedensel sağlıktan değil elbette ve asıl bugün konumuz biraz da belki bedensel sağlık, ama yeri geldiği için söyleyeyim. Gençlerde şöyle bir meselemiz var. Bizim kelimelerimizden ya da konudaki araştırmadaki kullandığımız tanımlamayla o yaşın kemale ermesi meselesi ruhi ya da hayata bakış, tutum, davranış bakımından zihin dünyalarında erkene gelmiş durumda. Yani evet. Bedensel olarak daha ileri yaşa gidiyor olabilir insanlık. Ama Türkiye'deki meseleden dolayı ya da
belki de evrensel bir mesele. Bütün dünyada, bütün dünyada. Yani belki de evrensel bir mesele. Global yok, küresel ama bu. Gençlerde hani öfke, kızgınlık, bir şeyler hep kaçırıyor olma duygusu gibi bir sürü nedenlerle duygusal dünyalarında daha bir erkene gelen hayatın sürtünme kasayısına, zımparalanmasına daha çabuk maruz kalmak gibi bir mesele var. Ama tabii bizim asıl bugünkü meselemiz aslında gençlerin ruhi durumundan da ziyade genel olarak sağlık meselesi. Yani ama sağlıklı yaşam ne demek? Ama ruhi durum çok önemli. Yani siz sağlığı, fiziksel ve ruhsal sağlığı birbirinden ayıramazsınız, bedenden ayıramazsınız. Hepsi bir bütünün parçası. Hatta ruhsal sağlık çok çok daha önemli. Fiziksel sağlık da çok önemli. Ve de tabii hepsinin de temelinde beslenme yatıyor efendim. Bir de çevresel faktörler yatıyor. Sağlıklı yaşam yatıyor. Sadece beslenmeyle olmuyor. Beslenme o, derken ruhsal beslenmeyi de ruhsal katılıyor. Beslenme de çok önemli. İnanç çok önemli. Ruhunu beslemek çok önemli. Fizik bedenini de o şekilde beslemek çok önemli. Burada şeye geliyoruz, bağırsaklara geliyoruz. İstikbal bağırsaklarımızdadır diye kitapta yazdım. Şu kitapta yazdım. Çünkü bağırsaklarımızda işte insan mutlu olmazsa, istediği kadar fizik sağlığı olursa da olsun hiçbir işe yaramıyor kardeşim. Ve bütün toplumlarda da yine insan fizik ve ruh olarak sağlıklı olacak ki toplum sağlıklı olsun, üretim yapsın, mutlu olsun, ekonomisi düzelsin. Doğru ama şimdi bir yandan da şöyle bir şey var. Işte. Hangi hastalıkla ilgili doktora giderseniz gidin ama hangisi olursa olsun hayda altından %50 stres çıkıyor. Yani mutlaka onu yapma, bunu yeme, şöyle yap, böyle yap, bu ilacı al ama bu arada stresten uzak dur. Şimdi bakıyorsunuz şehirde yaşayan, hani büyükçe bir şehirde yaşayan, çalışan, okuyan bir insan için stresten uzak durmak ne demek? Ya stresten uzak durmanın imkanı ve ihtimali yok. O doktoru ben çok merak ediyorum kendi stresten nasıl uzak duruyor diye. Hani şu var, hep beraber sahile... Sözünü kesebilir miyim? Hiçbir doktor stresten uzak değil Türkiye'de. Kesinlikle, evet, Türkiye'de olma şansı yok. Ama yok böyle bir şey. Tamam, zaten doktorun yaptığını değil dediğini yapmak lazım. Onun için ya stresten uzak dur diyorlar. Bakıyorum şimdi hepsini alt alta koyuyorum. Abi işi gücü bırak, deniz kenarına git, balık tut, arada bir hamakta şöyle hafif esintili olarak sallan, akşamları en az uyumadan 5 saat önce hafifçe bir şeyler ye, ondan sonra sabahleyin erkenden kalk, bolca yürü. Ya anlatılan hayat çok güzel de öyle yaşa, yani bir hangimiz öyle yaşayabilecek kadar zenginiz? Çünkü o bayağı bir başka imkan istiyor. Ya da hangimiz o şekilde hayata devam edebileceğiz? Çünkü bizim hayatımızın pompaladığı şeyler de tam tersine yarış, birinci ol, önde ol, daha fazla git, daha fazla yap, daha fazla yürü, daha fazla cime git, daha fazla puan al. Şimdi sürekli olarak bu stres dediğimiz şey pompalayan bir yaşamda. Hatta Bekir az önce sen şey dedin. Yahu bir şeylere yetişememe sıkıntısı. Şimdi öyle bir arz patlaması var ki ne yaparsan yap bir şeyleri yapamıyorsun. Yani bugün şu anda bu programı seyreden arkadaşlarımız bir başka programları seyredemiyorlar, bir başka yerde yemeğe gidemiyorlar, başkasına telefon edemiyorlar. Birçok şeyden vazgeçiyorsun. Yapamasınlar ne olacak? Niye stres olsun? Kesinlikle. Yani bu insanlara empoze edildi çünkü. Uzaklardan şeylerle endüstrinin, işte teknolojinin empoze edilmesi, herkesi bir robot haline getirmesiyle oldu. O zaman teknolojiyi hayatımızdan silelim. Hayır, öyle bir şey söylemedim ben. Ama mümkün olduğu kadar teknolojiyi tabii ki kullanacağız kendi keyfimiz için. Ama onun esiri olmayacağız. Niçin öyle diyorsunuz? Tabii yani esaretin de orada bir tanımı var. Tabii ki. Onun esiri olmayacağız. Çünkü yeğenlerim geliyor mesela. Yemeğe geliyor yeğenlerim. Şöyle oturuyorlar ellerinde şey. Konuşmuyoruz. Yemeğe geliyorlar teyzelerine. Çünkü çok daha fazla insanı tanıyorlar. Çok daha fazla insanla haberleşmek istiyorlar. Çok daha fazla insanın kurum yapının haberlerini merak ediyor. O mutluluk getiriyor mu getirmiyor mu? Doğallıktan uzaklaştığımız bunların sürece. Bunların dışında tabii ki ama doğallığın topraktan da uzaklaştığımız sürece. Güneşten ve sudan uzaklaştığımız sürece mutlu olamayız. Mutlu olamasak da sağlıklı olamayız. Hepsi bir bütünün parçası. İlla yani deli danalar gibi koşmak, illa yarış atları gibi koşmak yaşam biçimi değil. Bu doğal değil. İnsanın doğasında olmayan bir ama şey. Ama hocam bu da su üstünde kalabilme biçimi. Çünkü deli danalar gibi çalışmazsak suyun üstünde kalamıyoruz. Pekala da kalınıyor. Pekala da kalınıyor. Deli danalar gibi koşmak hakikaten doğru değil. İşte bu şeylerde koşmak doğru değil. Herkes kendi yapabildiğinden mutlu olmasını ve şükretmesini bilmek lazım kardeşim. Mutlu olmak için şükretmek lazım. Hamdolsun demek lazım. Hamdolsun. Elindekileri
ile yetinmek lazım. İlla bir tane mahalle baskısı var. İlla komşumda şu var, bende de bu olsun. O empoze edildi. Onun için insanlar mutsuz ve sağlıksız. Ama... Çünkü beyin sağlıklı olmayınca fiziksel olarak da sağlık olmuyor kardeşim. Ama şu işin şu, yani bu son söylediğiniz cümle elbette katılmamak mümkün değil ama sadece komşumda olan bende olsun güdüsüyle de meseleyi açıklamak da yetmiyor sanki hocam. Yani her insan güdüsü doğal olarak daha iyi bir hayata, refaha, kaynaklara ulaşmak arzusu. Bu arzunun varlığı bir vaka. Ama bunun yanı sıra tabii tercihten öte galiba bir de şöyle bir durum var. Yani daha kalabalıklar halinde metropol dediğimiz daha başka mekansal değişim var ve bu kalabalıklar halindeki yaşamanın ürettiği karmaşıklığın, belirsizlik esaslı bir hayat yaşıyor olmanın, karmaşıklık esaslı bir hayat yaşıyor olmanın ve kalabalıklar çokaşmış böyle arıların oğul çıkarması gibi çokaşmışlık yaşamın getirdiği bir stres kaçınılmaz, iki endişe duygusu. Çünkü hani Denizli'de ya da Tokat'ta ya da Kayseri'de belki yaşarken oturup çay içmeseniz bile tanış olduğunuz bir çevredesiniz insanlarla ya da hani simayen bildik insanlar içindesiniz falan. Ama İstanbul'da ben toplu ulaşım kullanıyorum. Her gün farklı 100 insandan metrobüse biniyorum. Farklı 150 insandan metrobüse biniyorum. Dolayısıyla o farklılığın ve bilinmedik bir sürü insanla ve koşturmacalı bir hayatın ürettiği bir endişe duygusu var. Hani kod taşlama işçilerinin her gün bir silikosis mikrobu gibi aldıkları bir şey var ya, sonra belli bir miktara gelince kansere dönüyor onulmaz. Dolayısıyla bu endişe duygusu, bu çokluğun ve belirsizliğin ürettiği bir endişe duygusu var. Bir insanlar. De zaman baskısı var. Sürekli olarak yetişmek zorundasınız vesaire. Dolayısıyla tek başına insanların tercihi de değil. Bazı tabii ki meseleler değil. Yani ama metropolde doğup büyüyen bir insan için. Olduğu kadar hepimiz stres altındayız, onu söylüyorum. Yani bu memlekette öğretim üyesi olmak stres, doktor olmak stres, öğretmen olmak stres, hakim olmak stres. Ama mümkün olduğu kadar bilinçli olarak, mümkün olduğu kadar kendimizi korumaya alıp kendimizi biraz arındırmak lazım. Ve de sorunlarımızı yönetmeyi öğrenmemiz i̇şte lazım. Onu söylüyorum ben de. Evet, yani evet. Onu nasıl onlarla mücadele edeceğimizi, bizim vücudumuza ve ruhumuza en az ne kadar zarar vereceğimizi, çevremize, çocuklarımıza, onu kendimiz Allah beyin vermiş kardeşim. Doğru. Yani ama işte onu tam... o şekilde kullanmamız lazım. Yani bu komşularım istedi veya mahalle baskısı diye bilmiyorum ben, yani kendimizi kaptırmayalım diyorum. Yani sorunlarımızı yönetebilmenin da en azından sağlık sorunlarımızı yönetebilmek için bir yandan evet teknoloji de gelişiyor. Yararlı tarafları var, zararlı tarafları var. Beslenme alışkanlıklarımız değişiyor kaçınılmaz olarak. Yani hani mesela sizin teziniz gibi doğal beslenmek, tabii ki bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün değil ama 21 milyonluk İstanbul şehrinde her gün doğal 21 milyona doğal yumurtayı ve sütü nasıl üreteceğiz ve yetiştireceğiz gibi de bir mesele var. Dolayısıyla teknolojinin de yardımı olmadan bütün bu hayatı eski pür haline geri çevirelim demek de mümkün değil. Dolayısıyla o kadar serbest gezen tavuk olsaydı zaten İstanbul tavuktan geçilmezdi ya. İstanbul'da olması şart değil. Yani... Ama arz talep meselesi Bekir Bey. Arz talep meselesi. Mesela 2 sene önce İstanbul'a 16 ton taze süt giriyordu. Şimdi 26 ton giriyor. Günlük taze süt. Günlük taze süt. Arz talep meselesi. Siz de biliyorsunuz ekonomist ve şey olarak. Arz talep meselesi. Halkın biraz istemesi, araması lazım. Arayınca bulunuyor. Ararsanız belanızı da bulursunuz. Şeyinizi de bulursunuz. Ama işte bilinçlenmek çok önemli. Mesela bugün ben şimdi geliyorum. Beni alan şoför arkadaş. Dedi ki biz dedi evde dedi kendi yoğurdumuzu yapıyoruz dedi. Geçenlerde dedi. İşte ev yoğurdu yapıyorlarmış. Geçenlerde evde yoğurt kalmamış. %32 hocam. Türkiye'de neredeyse her 3 haneden birisi evinde yoğurt yapmaya çabalıyor. Başladı işte başladı ama 200 sene önce yoktu bu. Tabii doğru, bu kadar yaygın ben değil. Ben de onu söylüyorum. Mesela arkadaş dedi ki, şoför arkadaş, selam olsun ona. Dedi ki çarşıdan aldım dedi hazır yoğurt. Yiyemedik dedi. İlaçlı ve şeyli dedi. Doğru. Onu söyledi. Ondan sonra ben geçen perşembe tam bir hafta önce Mut'ta zeytin ve zeytinyağı festivalindeydim. Orada mesela çok güzel bana veriler verdiler. Hepsine selam olsun. Dediler ki 2-3 sene önce
Türkiye'de zeytinyağı tüketimi kişi başına 800 mililitreydi. Şimdi 4000 litre oldu. Bu yani bir de mesela arz talep meselesi. Bu da üreticiye de yansıyacak aynı şekilde. Doğru. Sağlıklı üretim. Üretim tabii ki yapılacak. 21 milyon, 25 milyon, 80 milyon. Ama sağlıklı ve doğru dürüst üretim yapılsın. Doğru. Bu da vakit alır, zaman alır. Ve de sağlığımızın ve beyin ve ruh sağlığımızın şeysi de burada yatıyor diye düşünüyorum. Yani endüstriyi yok saymak mümkün değil. Ve tabii ki değil. Tabii ki değil. Değil ama... Her endüstriyi de denetimsiz ve standart ve kalite denetimleri olmaksızın, kurallarını koymaksızın öyle kendi başına bırakmak da doğru değil. Sonuçta sağlık toplumsal yaşam için de gerekli bir şey. Yani bireylerin kendi başına kendi sorumlulukları, bana ne ölürsen öl, hasta olursan ol diyeceğimiz bir mesele değil. Bir toplumsal varoluş meselesi hep beraber. Onun için de sadece öyle tekellere ya da şirketlere de bırakılır bir mesele değil ama... Toptan da şirketleri veya teknolojiyi de suçlamak da doğru değil. Hayır, dolayısıyla yani... buradaki mesele belki de daha kapsamlı konuşmamız gereken bütün bu sağlık sisteminin yönetimi, sağlık politikaları gibi daha genel bir mesele var. Tabii bu arada sağlık politikaları derken sen sadece insanların sağlığı değil, hayır, insanların sağlığını toplam çevresindeki her şeyden bahsediyorsun. Aynen yani... öyle. Bunun içine ilaç sektöründen tut da çevre kirliliğinden ışık kirliliğinden, insanların spor yapmasını sağlayan ortamlardan, internette konuyla ilgili bilgilendirmeye kadar. Ya da kişi başına düşen metrekare yeşil alandan. Toprak sağlığı, su sağlığı, hava sağlığı kardeşim. Evet. Bitti. Topraklarda tarım ilaçları, ben onlara tarım ilacı demiyorum, tarım zehiri diyorum. Topraklarda, toprağımızda canlı kalmadı. Topraktan çıkan besinlerde mineral kalmadı. Hakiki şey kalmadı. Bunlar bir mecburiyetten yapılmıyor mu? Yani kimse tabii ki herkes ölsün diye bu zehirleri atmıyor. Dolayısıyla bir ihtiyaçtan da doğmuyor mu bu? Yani bunun karşı cevabı gelecek. Yoksa ya aslında bunlar topraktan çıkıyordu ama insanları biz zehirleyelim, hadi toprağa zehir atalım diye atıldığını da ben düşünmüyorum. Hayır, tabii ki onun için atılmıyor. Tabii ki onun için atılmıyor, rant için atılıyor. Yani fazla ürün alınsın diye. Mesela buğdayı düşünelim. Bizim geleneksel buğdayımız var. Geleneksel buğdayımız, siyez var, kara kılçık var vesaire var, kavurca. Bunları desteklememiz lazım. Hı hı. Ve şey olarak. Fakat fazla ürün almak için, hibrit buğday sokuldu memlekete. Ve de ya bunlar ilaçlanarak daha çok ürün veriyor ama sağlıksız. Tabii. Onu söylüyorum. Yani bunları kontrol altına alırsak mutlu bir geleceğimiz olur diye düşünüyorum. Yani gençlerimiz... o teknolojiyi üreten şeyin elbette bir mantığı var. Yani Antalya'dan domatesi daha uzak yere yollamak için, hatta işte Paris'e yollamak için kabuğunun daha kalın olması için bir takım DNA oynamalarının anlaşılabilir bir yanı var. Ama burada sorun bunun, bu tür bütün uygulamaların da bir ahlaki boyutu var. Toplumsal yarar adına kalite ve denetim standartlarının korunması, toplum sağlığı adına, tarım sektörünün korunması adına da belli bir denetiminin sağlanması gerekiyor. Galiba biz onu da tam yapmıyoruz, bunu da tam yapmıyoruz gibi. Ya da bütün insanlık, sadece Türkiye'de değil. Tabii yani işte bütün dünyada Mısır, bu. Toplum sağlığı düşünülmüyor. Tamam. İngilizlerin çok güzel bir lafı var. Public health or company wealth. Doğru. Yani bütün mesele bu. Ben yoksa... burada yine şeytan avukatlığı yapmaya devam edeyim. Şimdi 3,5 milyar insan vardı. Hani savaş sonrasında 1,5-2 milyar insan vardı. Çok kısa bir süre içinde, yani 50 yıl içinde acayip bir yere geldik. Bugün 8 milyardan bahsediyoruz. Ama kapladıkları alan ve ihtiyaçları açısından bazı simülasyon tekniklerine göre 64 milyar insan varmış gibi davranılıyor. Şimdi bütün bu insanların bu tür ihtiyaçlarının tamamını bir türlü karşılamak zorundasınız. Yani zamanındaki evlerde, dolaplarda, şunda bunda olanın tam 8 katı bir şeylerin olabilmesi gerekiyor bugün ya da alışkan. Efendim buna bastırıldı, öğretildi. Tamam, ama sonuç olarak bunun içinde yaşıyoruz. Bunun içinde yaşıyorsak bir yere kadar da bu insanları doyurmak zorundasınız. Yoksa doğal olarak bütün bunların hepsinin olduğu, arandığında bulunduğu tezine ben o kadar göremiyorum. Çünkü gerçekten bu kadarını üretmenin imkanı yok. Yani her zaman şu işte klasik laftır. Çinlilerin hepsi otomobil almak istese dünyanın çelik rezervleri yetmeyecek. Herkes bir portakal istese, yani Çinlilerin her biri bir gün bir portakal yese, malum işte Çin sendromu tabir edilen matematik dilemması, dünyada portakal ağacı kalmayacak. Dolayısıyla dünyada herkes doğal beslenmeye kalksa bugünkü doğa onu keser mi gibi bir durumdayız.
Dolayısıyla hani evet insanlar kendisine dikkat etmek zorunda ama ne olacak mesela? Seyircilerimizden bir tanesi sormuş hem de size özel olarak şunu diyor. Ben sizin dediklerinizi takip ediyorum ama gittiğim yerde benim önüme makarna, börek, çörek koyuyorlar. Yahu açım. Aç mı kalmam daha iyi, onları mı yemem daha iyi diyor. Aç kalmasın. Yanında fındık fıstık götürsün. Yanında yumurta haşlasın götürsün. Yani hepimiz misafirliğe... Yani insanlar aç kalacağım canım, korkusuyla besleniyor. Ben size misafirliğe geliyorum. Siz bana börek mörek yapmışsınız ellerinizle. Yok, sabahtan yapmayın, biri. Yapmayın diyorum. Yani siz tabii yapmazsınız da varsayalım yaptınız. Börek yapmasını biliyorsunuz değil mi? Bilmez ama Canan Hoca'ya gider. Çok rica ederim. Börek yok. Baksanıza burada Karatay kitap yazmışım. Sağlıklı olsun diyorum kardeşim. Ya şimdi ben geldim size ama bakın şimdi... Endüstrinin ürettiği yiyecekler çıktıktan sonra... Bütün dünyada hastalıklar arttı kardeşim. Bu doğrudur ama doğru. Bakın şimdi az doğru. Önce dediğinize bitti. Bir gelelim. Ben size geliyorum, börek yapmışsınız, uğraşmışsınız benim için. Bir dakika, böreği yemem diyorum. Cepten yumurtayı çıkartıp çat 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 çıkartıp. Yani. Eğer hastaysanız yapmanız lazım. Yani ama göbeğiniz var, karaciğeriniz yağlı, yememeniz lazım. Ben yandım zaten. Levent bugün, Bey, evet. Bugün yandım. Canan Hoca'nın karşısında beni niye çıkartıyorsunuz? Göbeğim var, bilmem ne. Nokta bir tonum falan. Hiç sağlıklı beslenen bir adam olmadığı belli. Ben baştan aşağı sağlıklı besleniyorum. Ama stres çok. Bütün sorun streste. Stres olmasa bende hiçbir sorun yok, değil mi? Stres de çok önemli. Bak, sağlıklı beslenme de çok önemli. Tabii ki. Ama hepimizde stres var. Yani hocam, stresin kiloyla ilişkisi nasıl? Veya dünyada yaşayıp da stressiz olan bir kişi bana söyler misiniz? İngilizce İngiliz kraliçesinden prensine kadar. Allah'ını severseniz. Söyleyin. Stresi var mı yok mu İngiliz kraliçesinde? Onlarda daha çok stres var. Yani o kadar insan önünde işte, olunca daha fazla stres var. Herkes de var. Yani şeyde de var, üreticide de var, çiftçide de var, köylüde de var. Yani herkeste stres var. Ama bu stresle demin de sizin söylediğiniz gibi doğal şartlarla mümkün olduğu kadar alt etmesini bilmemiz lazım. Bilmemiz için de bu kafanın çok iyi çalışması lazım. Bu kafanın çok iyi çalışması için de tahıl yememek lazım. Yani... koyun kafa olmamak lazım. Koyun kafa olmamak lazım. Bakın ben Cape Town'da 2 sene çalıştım. Apartheid'in en sıkı olduğu zamandı. En güçlü olduğu zamandı. Ve de o zaman Mandela şeydeydi, hapisteydi, Robin Island'daydı. El sallardık şeyden, hastaneden. Siyah ailelerin haftada 200 gramdan fazla protein almaması na dikkat edilirdi, alamazlardı. Beyinleri çalışmasın diye. Tahıl beyin olmasınlar diye. Biz tahıl beyin olunca tabii ki hastalıklar arttı. Ben onu anlatıyorum. Yoksa yumurta da yenir, balık da yenir, evde tavuk da yenir. Yani itiraz etmiyorum. Yani sonra, un ve un mamulleri mi? Tabii ki onlar tahıl, tahıl beyin. Çünkü insan vücudunda onları kullanacak şey yok, mekanizma yok kolay kolay. Yani tamam inekler besleniyor ama ineklerin 5 tane şeysi var, midesi var. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Kursağı var, şusu var, busu var. O bütün mesele o. Ben bunun yani programlı bir şekilde yapıldığını artık inanıyorum. Kusura bakmayın. Yani şunu mu diyorsunuz? Ya zaten bu dünyada 8 milyar insan var. Bu teknoloji bunların yaşını uzatıyor. Üstelik bunlar da ürüyorlar daha da çok. Bir de sağlıklı oluyorlar. O zaman teknolojik olarak bir numara bulalım. Bunlar daha çabuk ölsünler ki yerine... Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ama Afrika'ya bakarsanız Afrika'da o kadar aç insan var ki. Teknolojinin bu kadar üretimi onlara gitmiyor farkındaysanız. Şirketlerin cebine gidiyor. İnsanlar hala aç. Türkiye'de de insanlar aç. Bunu kabul edin. Tamam. Tabii. Yani yok teknoloji çok üretiyor. Üreteceğiz. Tamam aç insanlar açlığı da mecburen tahıl. Ama mecburen aç insanlar tahıl temelli beslenmek zorunda kalabiliyorlar fiyat durumlarından dolayı. Değil, o resmen bence endüstrinin şeysi, kakalaması, kusura bakmayın. Yani tekrar sağlık meselesine gelirsek, doğru mu anlıyorum? Özü itibaren asıl yani bedensel sağlık, hatta ruhi sağlık ama birey sağlığı diyelim. Birey, evet. Sağlığı meselesinde en kritik mesele beslenme. Tabii ve ki. Ve gündelik yaşam rutinlerimiz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Peki beslenme ama bunu gelire bağlı da bir tarafı var yani ülkedeki... Hayır gelir tabii ki beslenme yani işte sağlıklı bilinçli beslenen bir kişi yumurta yer, evinde yoğurdunu yapar, evinde turşusunu yapar veya kendisi yapamıyorsa iyi yapılan bir yerden alır. Yani bunu söylüyorum şey olarak ve de bunu yapanlar var siz okudunuz demin
Yoğurt yapan. Ben Amerika'da 12 sene kaldım. Amerika'da kendi yoğurdumu yaptım. Hem de üniversitede çalışaraktan, hem de araştırma yaparaktan. İnsan yani hayatını ona göre programlayabilir. O kadar zor değil Levent Beyciğim. O kadar zor değil. Peki. Yani siz alışmışsınız market çocuğu. Git markete aldır at getir eve aç şey falan. Yani o tabii ki biraz promote edildi. Bakın burada yanıldınız, ben çok güzel yemek yaparım. Çok güzel. Hepsini de zeytinyağlı yaparım. Ama çok yerim. Yiyeceksiniz tabii ki. Ben aç kalın demiyorum. İyi de çok yiyince de böyle oluyor işte. Kilolarla işte değil, nokta bir sorun. Bazı şeyler de yanında yiyorsunuzdur, içiyorsunuzdur vesaire sağ falan filan. O onlara muhtemelen spor yapmıyor. Tabii ki hepsi bir bütün. Yani ben günde 5 öğün yiyorum alt tarafı. Hayır, 5 öğün yanlış işte. 5 öğün yemeniz demek şimdi yani şeker hastası olduğunuzun bir belirtisidir. Yani şeker hastası olduğunuzun bir belirtisidir şey olarak ama çünkü insan vücudu 2 öğüne programlanmıştır fizyolojik olarak. Yapı olarak, içindeki enzimlerin, hormonların çalışması olarak. Ama senin sağlıklısı olarak da en az 5 saat olması lazım falan tabii. Şey olarak. Onun için hakikaten fakat insan vücudunun %70'i 80'i sudur. %20'si proteindir. Hepimizin, bütün hücrelerimizin. %19.9'u da yağdır. Bu sağlıklı besin vücuda girecek. Ben onu söylüyorum. Doğal olarak, bozulmayarak olarak. Tabii kısmen yani seçici olursak bunlar vücuda girdiği zaman hastalıklardan kurtuluyoruz. Onu anlatıyorum burada. Peki ama stresten kurtulmadığımız zaman bunların hiçbir tanesi fazla yaramıyor. Bunlar olduğu zaman vücuda sağlıklı besinler, doğal besinler girdiği zaman stresi daha rahat karşılayabiliyoruz. Ama ben bu şimdi ama yarın bakın, sabah trafikte araba kullanırken sağlıklı besin yediysem, daha rahat yemediysem daha mı kötü oluyorum? Yok öyle bir gecede olmuyor kardeşim. Öyle o kadar kısa yol yok efendim. Şöyle bir bulgu. Hiçbir şeyin kısa kaçamazlığı yok. Yani hiç biriminde. Ama şimdi bir kitap okuyup hayatım değişiyorsa, bir yemek yiyince hayatım değişmiyor mu? Hayır, bir yandan bu konuda ciddi bir bilinç artışı ya da farkındalık yükselişinden de söz etmek mümkün olur. Tabii ki, tabii ki. Çünkü bütün bu tartışmalar ya da işte medyada da bu tartışmaların yer bulması. Şimdi yani bakın halkımız bizim, daha bilinçli ve daha seçici yani size başladı. Size mesela somut bir veri paylaşayım. Eskisine göre neleri azalttınız ya da böyle bir meseleniz var mı diye sormuşuz biz. Tuz azaltmaya çalışıyorum diyenler %36. Yani neredeyse her 3 insandan birisi eski alışkanlığına göre tuzu azaltmaya ama çalışıyor. Ama hocam tuzu bırak, şekere bak. Şeker azaltmaya çalışıyorum, çalıştım ya da azalttım diyenler %44. Heh. Un azalttım diyenler %23. Çok önemli. Yani çok... Ve üstelik de 2008-2018 elimde bulgu serisi var. Organik gıdaya mesela düşkünlük. Ya da önemsemek diyelim. Ama alıp alamadıkları, mutfaklarında bunu bulundurup bulunduramadıkları meselesi ayrı. Ama en azından farkındalık ve bilinçte ciddi bir yükselme var. Yani Türkiye toplumunda 10 yılda ne değişti diye elimizde bir seri veriler var. 2008 Mart'ından 2018 Mart'ına baktığınız zaman en kayda değer gelişmenin en azından bilinç anlamında, hani uygulamada ne olup ne olmadığı ayrı tartışılır ama farkındalık anlamında en yüksek artışın, değişimin sağlık konularında ya da bu tür beslenme meselelerinde, organik gıda gibi meselelerde olduğunu görüyoruz. Peki burada ben başka bir şeye daha girmek istiyorum. Şimdi hocamın da kitaplarının büyük çoğunluğunun kapağında mezuralar var. Mezuralar var. Evet, sonuncusunda nihayet yok. Onun için çok mutluyum çünkü mezuraları da benim gibi korkan adamlar var. Bakın, mezuradan korkuyor hocam. Tabii ki mezuradan korkuyoruz. Doktordan korkmayız, mezuradan korkarız. Şimdi evet, bu ülkede hani pek çok ülkede çalıştım, ettim falan filan. Ama bu ülkede sürekli karşılaşan bir şey vardır. Böyle bir arkadaşınızla yolda karşılaşırsınız. Bir hafta önce görmüşsünüzdür, birkaç senedir tanıyorsunuzdur ya da ortaokul arkadaşınızdır, ilk defa görüyorsunuz. Şöyle bir bakar size. Sen zayıfladın mı? Kilo mu verdin? Kilo mu aldın? Şimdi bu iş hayatında böyledir. Eş dost böyledir, komşu böyledir, eski arkadaş böyledir. Ya insanlar merhaba dediklerinden sonraki ilk 30 saniye içinde niçin karşısındakinin kilosunun artması ve eksilmesinden konuşurlar? Ve sürekli olarak bir kilo meselesi ve dış görüntünün bu kadar önde olması. Bunun sağlıkla falan da alakası yoktur. Üstelik söylenmenin vurgusunda da bir numara vardır. Kilo mu verdin sen? Aa, ne hoş olmuşsun. Sen kilo mu verdin? Yani bir hastalığın falan mı var? Böyle bir süzülmüşsün. Yani bir numaralar var sende, söylemiyorsun'a kadar giden
Ama ne olursa olsun merhaba dedikten sonra ilk 30 saniye içinde karşınızdakinin fiziksel görüntüsü üstünden bir mutluluk analizi ve böyle kocaman bir kahve falı bakılıp ondan sonra hayata başlanır. Size de o söylendiğinde ya evet aldım diye korkunç hani bir daha kilo almayacağım diye hani Canan Karatay'ın da böyle fotoğrafını karşıma koyup alma kiloları diye sabaha kadar 1200 kere falan yazacağım çünkü o suçluluk duygusu var. Ben kilo alma diye konuşmuyorum. Az önce göbeğime laf eden sizdiniz. Ama göbeğinizde karaciğer yağlı. Göbek yağlı onun için. Kiloyla alakası yok. Zayıf insanlar da hasta olabiliyor. Bu programda bundan sonra benim göbeğime dokunmuyoruz. Peki dokunmuyorum. Yalnız söylüyorum. Zayıf insanlar da sağlıklı demek değil. Onu söylüyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Zayıf insanlar. Zayıf yani... insanlar da sağlıklı değil. Da. Ben onu söylüyorum. Ve ben kilo vermek için hiçbir zaman şey yapmıyorum. Ama kitap ya, şey yapılsın diye, satılsın diye öyle yazıldı. Önemli olan... fabrika ayarlarımıza dönmek. Onu bozuyoruz. Dışarıdan gelen etkenlerle, fizik etkenlerle, kimyasal etkenlerle, elektromanyetik alanlarla, zehirli sularla, zehirli yemeklerle, ilaçlarla vesaire vesaire. Ben onu anlatıyorum. Peki hocam ama niçin insanlar birbirlerini görür görmez? Ya ikinci, üçüncü cümle ama ha, dördüncü değil. Değil. Ya zayıflamışım, şişmanlamışım. Burada çok haklısınız. Çünkü insanların başka konuşacak bir şeysi yok. Ama bu sadece Türkiye'de oluyor. Dünyanın her yerinde herkesin çok lafı var da burada yok değil ki. Çünkü Türkiye'de herkes birbiriyle çok ilgili. Mesela beni gören birisi de aa sen bugün bilmem ne takmışsın. Kardeşim sana ne? Beni şimdi dinleyenler mesaj gönderiyorlar. Bugün kolyen şöyleydi. Kardeşim sen benim ağzımdan söylediğime bakar mısın? Bugün efendim broşürünüz çok güzeldi. Çok beğendik. Kardeşim anlatabildim mi? Yani çünkü insanlar maalesef Türkiye'de dış görünüşe, saça başa... Görünüm önemli hale geliyor. Ona çok programlanmışlar. Maalesef yani bilmez miyim sürekli olarak saçıma başıma laf ediliyor. Sizin fikriniz benim için çok daha önemli. Sizden duymak istediğim veya sizden duymak istediğim benim için çok daha önemli. Söylenenler değil de görünüşün öne çıkarıldığı... Geçen haftaki programdaki konuğumuz dedi ki hocam hayat artık performans sanatı haline geldi. Yani yaşamak değil de göstermek üzerine bütün hareket tavırlar. Ama dolayısıyla bu kilo almak, vermek ya da zayıf olmak gibi şeyler de belki günün modalarına yani bir kısmı evet bilinçli bir farkındalık içeriyor ama bir kısmı da moda. Ben size ama gerçekten samimiyetten şöyle bir meramım var öğrenmeye çabaladığım. Bir sürü insan var ortalıkta şimdi ve bakıyorum yaşları falan da çok genç. Beslenme uzmanı. İşte sabah ne yiyeceğinizi kutular halinde size getirip evinize teslim ediyor, öğlenleri ediyormuş diye anlatılanlara göre. Bunların mesela bir eğitimi ya da bir eğitim düzeninden çıkma bir uzmanlık meselesi midir bu? Ya da bu tür ortalıkta konuşan, yazan, çizen kitapları var bir sürü insanın. Ya da bunların bir mesleki denetimi var mı? Ya ne kadar sağlıklı bir ilişkidir mesela bir böyle beslenme uzmanıyım diye... şey olmuş hani doktor değil yani öyle bir diploma görmediğimiz insanlardan söz ediyor. Şey, nutritionist denilen yani bir bilim dalı var. Beslenme diye beslenme sağlıklı beslenme diye bilim dalları var. Buradan mezun olan arkadaşlarımız var. Bunlar tabii ki ama hakikaten kendi uygulamalarını yapıyorlar. Ama mesela diyetisyen denilen grup bir hastanede ve bir hekimin yanında çalışması gerekiyor. Bu dünyada da ben İngiltere'de arkadaşlarla konuştuğum zaman bu durumu ben de sordum. Mesela diyetisyenler muayenehane açabilir mi? Dünyada da İngiltere'de de şey dediler. Bu dediler siyah beyaz değil gri zona giriyor dediler. Ama dediğiniz gibi iyi bir kontrol edilmesi lazım. Ama burada olay halkımızın bilinçsiz olması. Yani sabah kahvaltısında ne yiyeceğini bilmeyen bir insan olur mu kardeşim? Eve hazır yemek geliyor. Burada şuna da değinmek istiyorum. Öğrencilerimiz, yani şu sırada üniversite okuyan öğrencilerimiz, onlar perişan beslenme bakımından. Yani elde ettikleri bütün onlara sunulan şeyleri o sırada hem stres altındalar, sabahlara kadar uyumuyorlar, tamam çalışıyorlar, geziyorlar, tabii ki yapacaklar. Ama onlara arz edilen yiyecekler, hazır yiyecekler çok kötü. Çok kötü. Yani bunların programlı bir şekilde azaltılması gerekiyor. Gelirleri mesela ve bursları da yetmiyor. Gelirleri de alakası yok. Parasını harcıyor.
parasını harcıyor. Benim söylediklerim en pahalı okullarda okuyan ailelerin, en lüks yurtlarda kalan ailelerin çocukları da mesela. Herkes de var. Ama mesela liselerde ve ortaokullarda artık kantinlerde bilmem neler satılmamaya başlandı. Şekerli içecekler, gazlı içecekler satılması yasaklandı. Yani bu bir sağlık politikası, gençlik politikası olması lazım. Çünkü gençler bizim geleceğimiz, evet. Çocuklar bizim geleceğimiz. Mesela bugün bir araştırma yayınlandı. Yapıldı şeyde İspanya'da, onları kutluyorum, Türk araştırmacıları yaptılar ve orada poster olarak şey yapıldı. Mısır şurubu şekerinin Alzheimer yaptığı, beyni bozduğunu gösterdiler. Bu senelerden beri bilinen bir şey. Evet. Ama bir mısır şurubu şekeri veya nişasta bazlı şeker memlekette şakır şakır kullanılıyor. Senelerden beri bunun hastalık olduğu biliniyor. Ama bu tokluk da vermiyor aslında. Daha çok acıktırıyor. Siz diyorsunuz ya tok insanları. Hayır. Çünkü endüstri insanların açlığı üzerinde ayakta durabiliyor. Acıktırdıkça satıyor. Bu endüstri, bunun kontrol altına alınması lazım. Ama okullarda başladı uzun zamandan beri. Milli Eğitim Bakanlığı liselerde, işte kantinlerde ne satılacağına, neler yapılacağına kontrol altına almaya başladı. Çok önemli bir adım bunlar. Daha da ileri gidilmesi lazım. İngiltere'de örneğin şekerli gazlı içeceklere çok yüksek vergi geldi. Çünkü genel halk sağlığı, çocukların sağlığı, gençlerin sağlığı bunların elinde. Mesela 11 Ekim Dünya Obezite Günü'ydü. Siz şimdi bütün istatistiği yapmışsınız. Bana obeziteyi söylemediniz. O kadar herkes obez Türkiye'de. Şeker hastası dediniz şu kadar, halbuki %10 dediniz. Bu şeker hastalığı tedavisi görenler. Ama evet. Şeker hastalığını bilmeyen %40 var mesela. Muhtemelen, doğru. Yani bunların sebepleri irdelenirse bizim hem gençliğimiz, hem mutluluğumuz, hem sağlığımız, hem depresyonumuz, hem de kara delik olan şeyimiz, finans durumumuz, sağlık durumumuz kurtarılır. Bütün dünya buna yöneliyor. Bakın 11 Ekim Dünya Obezite Günü'ydü. Türkiye'de adı geçti mi? Evet. Hiçbir medyada adı geçti mi? Hiçbir hekim konuştu mu? Konuşmadı. Ben şimdi burada ilk defa söylüyorum. İşte bir hafta önceki Dünya Obezite Günü. Çünkü bütün dünyayı tehdit ediyor. Dünya Sağlık Organizasyonu'na göre. Dünya Sağlık Organizasyonu'nun en büyük görevlerinden biri mikrobik hastalıkların, salgın hastalıkların önlenmesiydi. Şimdi deniliyor ki mikrobik olmayan bu obezite hepsinden daha büyük salgın. Bütün küresel olarak. Doğru. Çünkü fast food denen yiyecekler ve o kültürün ürettiği bir şey var. Evet. Ama işte o fast food denen yiyecekler meselesi de yani tabii ki endüstrinin ve bu işlerden kar amacıyla bu işlerin içinde olan insanların bir takım sorumluluklarını kabul ediyorum. Ama kendi başına sadece bütün meseleyi onların sorumluluğu üzerinden görmek yetmeyebilir tabii diyorum. Ki, çünkü yani örneğin yeme içme meselesi. Yani yeme içme Kırşehir'deyken dışarıda yemek yemek sonuç olarak yani çok özel bir günde yapılan bir şey ailecek gitmek. Halbuki İstanbul'da ya da Ankara'da dışarıda yemek artık günlük rutinin kaçınılmaz bir parçası. Ve orada yani bizim araştırmamız da var. Oralarda nereye gidiyor, gidebiliyor insanlar dediğiniz zaman o durumda da işte sadece damak zevkleri ya da sadece o reklamların etkisi değil. Aynı zamanda tabii bütçe gelir gibi başka meseleler var. Ya da gençler meselesinde de. Ev yemekleri diye bir yerler çıktı. Tabii doğru. Yani eski geleneksel yemeklerimiz inanın en sağlıklı yemekler. Hı-hı. Ve de en basit, en kolay yemekler. Bunlar çıktı. Bunlara da talep çok arttı. Yavaş yavaş tabii, bunlar tabii. Da talep çok arttı şey olarak. Ve bu endüstrinin bize yani mesela ben mutluydum dedim size söyledim. Orada şunu duydum. 50 sene önce yurt dışından gelmişler. Bizim mutun zeytinleri çok önemli. İlaçlama yapılmadığı için. Zeytini ve zeytinyağı çok önemli. 3 tane zeytin var. Onları söyleyeceğim birazdan. Tükenmek üzere olan zeytin ama onlar koruma altına alınmak üzere şey olarak. Mesela 50 sene önce gelmişler. Köylülere bizim zeytin ağaçlarımızı söktürtmüş, kökleriyle alıp yurt dışına götürmüşler.
Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun bizim köylüler yaşamış, parayla çökmüşler, kökleriyle bizim zeytinler yurt dışına gitmiş. 50 sene önceki olaydan bahsediyorum. Şimdi orada 1300 yaşında bir zeytin ağacı anıt olarak o tescil edildi. Oradan ben geçen hafta zeytin topladım. Hala zeytin veriyor. Ve Mut'ta 3 zeytin. Birisi Mut çöp aşı zeytini. Birisi Mut yağ aşı zeytini. Birisi Mut topal aşı zeytini. Çöp aşı demek çöple toplanıyor. Çöple toplanıyor yani. Evet, yani çöpü dediği şey. Aşı kalemi. Evet, öyle kalem toplanıyor. Yani çöplük değil, sopayla toplanıyor. Yağ için çok önemli. Polifenol dediğimiz şey çok önemli. Bunların işte yerel tescili edilmeye çalışılıyor. Bunları korumak mecburiyetindeyiz. Bunları daha çoğaltmak mecburiyetindeyiz. Eğer halkımızın sağlığı ve ekonomimizin sağlığı için. Sağlık için. Yani sağlık harcamaları çok yüksek biliyorsunuz. Evet. Ama bütün dünya artık hastane açmıyor. Ya. Teknoloji tamam olursa gerekiyor. Fakat önemli olan sağlığı korumak. Ben onun için konuşuyorum. Peki. Ve bütün gelişmiş ülkeler buna yönelmiş durumda. Tabii. Ama şimdi kahrolsun teknoloji, yaşasın doğa dediğimizde teknolojinin hiç mi hayrı yok? Bugünkü hayatımıza, sağlıklı hayatımıza, niçin teknolojik araştırmalar vesaire bizim sağlığımıza daha yararlı hale hiç mi getirmiyor? Hani teknoloji geldi, keşke eskisi gibi yaşasak daha uzun yaşardık mı? Yoksa teknolojinin de olumlu işleri oluyor mu ara sıra binde bir? Şimdi şunu söyleyeyim, bir kere bir, teknolojiye karşı değilim. Bir hekim olarak, hekimlik bir sanattır. Öyle bir sanattır ki, objesi insandır. Ve bu sanatı kullanmak için gelişmiş teknolojiyi, yani bu sanatı iyi yapabilmek için biz teknolojiyi kullanırız. Türkiye'ye en önemli teknolojileri ben getirdim. Anjiyo, bacaktan anjiyo yapma tekniğini ben getirdim. Türkiye'ye ilk defa, kıyametler koptu o zaman da. Kıyametler koparmak neydi ey derdin, nedir bülbül? Bacaktan anjiyoyu Türkiye'ye ilk getirip ve uygulayan kişiyim. Kalp pili takılmayı getirip uygulayan, tabii ki biz hastalarımız için bunları yapacağız. Ben buna karşı değilim. Ama ben teknoloji derken hakikaten işte Allah'ın verdiği bir ömür var. Yani doğum ölüm siz ilk konuşmayı açarken söylediniz şey olarak. Mesela yoğun bakımda tabii ki biz de istiyoruz hastalarımız, yakınlarımız uzun yaşasın diye. O yaşamak mı diye soruyorum ben. Yoğun bakımda aletlere bağlamış, şuur gitmiş. Bu yaşamak mı diye soruyorum ben. Ama uzun yaşamayı, belki de bugünün asıl konusu olan uzun yaşamanın illa aletlere bağlı değil de insanların yaşadığının daha öteye gidebildiği ve onun da aslında çok iyi bir şey olup olmadığını da tartışmak gerekiyor. Yani işte mesela geçen haftalarda bir röportajda işte 105-107 yaşına kadar yaşayan bir kadıncağıza sormuşlardı ve o da şu cevap vermişti. O kadar zor ki etrafımdaki herkes öldü, konuşacak kimsen kalmadı, yalnızlığın sonlarındayım. Gayet de sağlıklıydı. Tabii ki. Tabii. Ama etrafında kimse yok. Evet. Ve korkunç bir yalnızlık var. Yani uzun yaşamak bir başka ekosistemi kendi içinde getirecek. Ve bu yani nereden oraya gidileceğini görmek lazım. Şimdi bugünü iyi yapmakta haklısınız. Ama teknolojinin bize getireceği en büyük şey aslında önleyici tıbbın ilerlemesidir. Evet ama önleyici tıbba yatırım yapılmıyor. Ben onun için mücadele veriyorum. Ben, yani ama bu tabii hükümet politikalarına da bağlı. Tabii ki, tabii ki. Yani hükümetin bütün gelişmiş batıdaki hükümetler ona yönelmiş durumda. Çünkü bütçede büyük bir kara delik sağlık gideri. Hastalanmamak. Tabii hastalanınca her şeyi yapacağız hastalarımız için. Yanlış anlaşılmasın. Zaten yapıyoruz. Ama asıl koruyucu tıp dedi. Evet ama başka hastalanmayı şey önlemek en kolayı. Çünkü bir ailede birisi hastalanınca ben çok gördüm tahribar olmuş aileler. Yani çok yaşadım. Ve de önlenebilir hastalıklardan öldükleri için. Önlenebilir hastalıklar. Zamanında çürük dişten ölüyordu insanlar. Efendim? Zamanında çürük dişten ölüyordu insanlar. Evet. Yani bugün evet, öyle bir şey tartışmıyoruz. Ama şu var. Özellikle kök hücre vesaire teknolojileriyle ve bunlardan elde edilen bilgiyle çok rahatlıkla birçok şeyin çok önceden engel, daha doğduğunuz andan itibaren neyin ne olabileceğini bilebilmek gibi avantajlar çıkmaya başladı. Buna hayır mı diyorsunuz? Anne karnında mesela bebeğe müdahale etmek, ameliyat. Tabii onlar yapılıyor tabii ki ama
şey olarak. Peki isterseniz burada bir duralım. 2 saniye kök hücremizi kökünde dursun, yetişmeye, yeşillenmeye başlasın. Biz o aralarda bir 2 saniyelik ara verelim. Tamam. Az önce kök hücreden bahsediyorduk ve teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok şeyi çok daha erken öngörebileceğimizi, daha erken geliştirebileceğimizi, Bekir'in dediği gibi anne karnından başlayabileceğimizi, üstelik yine ben burada teknolojiden nerelere gidildiğini söyleyeyim, oradan tartışalım istiyorum. Acayip bir büyük veriyi alabilme şansına sahibiz. Yani hem nesiller arasında ne olduğu, hem benzer şekillerde yaşayan insanların ne şekilde davrandığı, bir başka şey insanın vücudundaki verilerin artık an itibariyle kaydedilebildiği ve uzaktan müdahale imkanlarının çıktığı. Bütün bunların hepsi aslında insan sağlığını daha öteye götürmekte faydası olacağına inanılıyor. Daha doğrusu bunun için milyarlar harcanıyor. Hatta Yusun diye bir adamcağız 1 milyon dolar koymuştu. 15 tane şirket girdi bunun için. İnsan hayatını uzatabilmenin kodlarını açmak üzere işte San Francisco'daki bütün yeni teknoloji şirketleri için. Şimdi herkesin yapmaya çalıştığı şey özellikle kök hücre, saçtan, işte efendim kandan gidip birçok şeyin daha çok erkenden öngörülüp zamanı gelmeden neler yapılması gerektiğini fark edip bir şeylerin yapılabileceğini gösterdi. Ya da büyük verinin süzülmesi ya da uzaktan müdahaleler ya da uzaktan takip, yani erken uyarı sistemlerinin olması. Bu anlamda insanın hem ömrünün uzamasına hem yaşam kalitesinin artmasına hem de onun uyarılmasına büyük faydalar olacağı varsayılıyor ki buralara acayip paralar dökülüyor. Şurada burada değil ama bütün dünya bunun peşinde çünkü gidilen yer orası gözüküyor. Ne dersiniz? Bir kere aynı fikirde değilim. Bütün dünya bunun peşinde değil. Genetikye yapılan yatırımı 10 sene önce dünya durdurdu. Çünkü oradan bir şey çıkmayacağı anlaşıldı. Bunu da burada söylemek istiyorum. Çünkü neden? İnsan vücudunda herkeste, hepimizde 99.9 her türlü gen var. Buna kanser geni de dahil, o gen de dahil, bu gen de dahil, o da dahil. Ve de artık gösterildi ki bu genlerin kanser geni hepimizde var. Uykuda. Artık gösterildi ki uykuda olan bu genlerin uyandırılmaması hayatı sağlıklı kılıyor. Uyandırılmaması hayatı sağlıklı ve uzun ömrü, herkes uzun ömürlü olsun sağlıyor. Önemli olan bu. Bu genleri uyansa dahi tekrar uykuya göndermek mümkün. Dünya artık bununla uğraşıyor kardeşim. Genetik falan filan yatırımlar durdu. Türkiye'de devam ediyor başka. Türkiye'de. O kök hücre falan hepsi bitti mi diyorsunuz? Onunla, kök hücre de aynı şey. Eğer siz sağlıklı beslenirseniz, sağlıklı yerseniz, sağlıklı yaşarsanız, onları uyandırmazsanız kök hücreye gerek yok. Hepimizde kök hücre var. Kök hücre bankaları var. Ne oldu? Peki ama şey çıktı mı? Yani sonuçta böyle bir hastalık teşhis edilmiş, kök hücre ihtiyacı var. Hayır, tedavi için bir şey söylemiyorum. Önleme için konuşuyorum. Tedavi yapılabilir, tedaviden faydalı olabiliyor. Ama Levent Bey, bunlarla teşhis koyulacak falan. Onlar hikaye. Onlar hikaye. Bir de şunu söyleyeyim. Ben işte biz Karatay söylüyor bu kadar pahalı besle. Peki bunun fiyatı ne kadar? Bir genetik bilmem şeyin fiyatı ne kadar? Kim yaptırabilir bunu? Hangi ülke, hangi sağlık kurumu bunu öder? Bana söyler misiniz? Ama zamanında ekonomik da, durumunu. Zamanında da her şey bu kadar pahalı başlayıp daha sonra teknoloji yaygınlaştıkça ucuzlamaktadır. Yani işte hepimizin cep telefonunda efendim fotoğraf makineleri var. Ben bunları ilk gördüğümde 99'da 12 bin dolardı. 1500 doların altına düşersek olabilir, diyorlardı. 300 dolara düştü. Hükümet bunu öder mi ödemez mi? Siz şimdi, onu söyleyin hükümet kardeşim. Hükümet bunu ödeyebileceği seviyeye neden inmesin? Yaygınlaştırabilecek ne faydası var? En sağlıklı besin üretilsin. Gerek kalmaz ki hastalıklara. Ana rahminden itibaren bu hastalıklar. Bakın bunu yazdım. Hepsi önleniyor. Ana erkek, anne ve babalar sağlıklı beslenirse bu hastalıklar olmuyor. Niye illa hastalık olacak diye araştırıyoruz. Hücreler normal olacak şey olarak. Burada anne ve babalar. Şimdi, ama gene de %50'sini beslenmeye verip %50'sini strese koyduysak sağlıklı beslenen de stres yapmaz
deme şansımız var. Sadece stres değil, çevre kirliliği. Ben stres bütün kardeşim. Hepsini yani genel stres olarak, üstümüzdeki baskılar olarak yaşam aldım. Zaten stresle doludur. Ama illa stresle yani bunu sadece, sadece gıdadan hayatımızın daha iyileşmesi şansı yok ki. Yani Var efendim. Çok iyileşenler var. Bakın benim kitaplar. Çok iyileşenler oluyor. Valla ben şunu düşünüyorum. Büyük şehirde ben bu trafikte yaşayacağım. Ondan sonra binlerce maile cevap vermek zorunda kalacağım. Binlerce bir şey yazmak zorundayım. Çünkü onunla geçinebiliyorum. Bütün bunları yaparken de. Yapacaksınız. Sadece güzel bir zeytinyağıyla iyi yaşama şansım yok. İnanın yeterince geriliyoruz hepimiz. Yani bugün televizyon haberi seyretmek zaten gerilmek için yeterli sebeptir. Seyretmeyin. Tabii çok yani o zaman güzel bir mağaranın içine girip yaşamak çok keyifli olabilir. Hayır, evde yani dünyadan kendimizi soyutlamaksa stresten kurtulmak tabii soyutlayalım hep beraber şehirlerden eğer, kaçalım. Eğer stres size dokunuyorsa tabii ki soyutlayacaksınız. Genleri uyandırmamanın bir faydası bir şeysi de o. Genleri uyandırmamanın ve de stresin en büyük sebebi de yanlış beslenmeden geliyor. Çünkü artık gösterildi ki bağırsaklarımız ikinci beyin. Serotonin denilen olay bağırsaklarda %80 üretiliyor, sonra beyne gönderiliyor. Ve o serotoninin üretilmesi için bağırsaklarda dost bakterilerin yaşaması lazım. Siz dost bakterileri öldürmeyin strese girmemek Hocam, için. Bir sayı paylaşmama izin verin. Şimdi bugün ben örneğin 4,5 saatimi trafikte geçirdim. Yani dolayısıyla bütün beslenmeden öte gerçekten hani bütün meselelerimizi, problemlerimizi tetikleyen bir sürü çevre koşulları da var. Ama başka bir sayı kastedeceğim. Şimdi Türkiye'de 23 milyon hane var. Bu 23 milyon hanenin Ekim ayı söylüyorum. 6 Ekim pazar sabahı itibariyle Eylül ayında geliri giderinden fazla olabilmiş. Yani tasarruf yapabilmiş. İnsanlar yalnızca %12. %65 insan geliriyle gideri ancak denk gelmiş. %23-25 aralığında bir küme ise geliri giderinden eksik. Şimdi bu %65 denk gelenler de 0 veya 1 diyorum ben. İşte hani geliri neyse ona göre kurduğu bir hayat var. 7 gün makarna yiyor olabilir, 5 gün makarna, 2 gün köfte yiyor olabilir ya da 3 gün makarna, 4 gün aç yatıyor olabilir. Geliri neyse ona göre kurduğu bir hayat var. Ve bir de işte İstanbul'un bu trafik sitesi işini kaybederse bu insanların, çalışan insanların yarısı örneğin yeni bir iş bulamayacağı korkusunu taşıyor. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bütün bu hikayenin içinden bu insanlara sadece doğal beslenme önerinize hak veriyorum. Ama uygulanabilir ve geçerli mi sorusu ya da izleme fırsatı ya da izlemeye değer bulduysa bu koşullarda olan bir izleyicimiz bize diyordur ki kardeşim onları ben de biliyorum da ama diyordur peşinden. Dolayısıyla tek başına haklısınız. Beslenme tabii ki bütün bunları yani ben de katıldığım bir sürü şey var ama tek başına hikayeyi buradan açıklamak yetmiyor bir yandan da. Örneğin teknoloji meselesi. Şimdi 3 boyutlu yazıcılar sayesinde diyelim bir sürü organ yapılabilecekse teknolojiyi reddetmek de mümkün değil. Beni ilgilendiren mesela teknolojiyi asıl... Teknolojiyi reddetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Reddetmiyorum. Ama teknoloji hayatımızı yanlış kullanıldığı zaman, ters kullanıldığı zaman stresi de artırıyor. Sağlığımız da bozuyor. Onu söylüyorum. Mümkün olduğu kadar minimalize etmemiz lazım diyorum. Tamam, doğru. Beslenme için de %100 bunu yapın diye bir şey demiyoruz. Bilinçli bir şekilde hiç olmazsa herkes kendi imkanına göre sağlıklısını seçsin. Yani siz gayet güzel söylediniz. %40 evde yoğurt yapmaya başladı. Çok mu pahalı? Çok rica ederim. Hepsinden ucuz. Bir sağlığa yapılan yatırım da en geçerli, en güçlü yatırımdır kardeşim. Şimdi o sütü nereden alacaksınız meselesi var. Geçen gün eşim isyan ediyordu. Marketten aldığı süt sütlaş tutmuyor diye. Aha, çünkü süt yani, değil de ondan. Evet yani süt değil de ondan. Endüstrinin ürettiği bir şey. Ama bunun yanında benim ilgimi çeken başka da bir şey var. Bu program özü itibariyle bu yeni gelen hayat, gündelik hayat üzerinden nelerimiz değişiyor? Zihin haritamızda, yaşam pratiklerimizde ne değişiyor? Ya daha odaklanmaya çalışıyoruz özü itibariyle. Mesela diyelim biraz önce Levent senin söylediğin. Yani bileğinize bir alet takıyorsunuz. Doktorunuza sürekli verileriniz, nabzınız, şekeriniz, yağınız bir sürü veri gidiyor. Nabız atışınız vesaire. Ama şimdi bu bildiğimiz doktor-hasta ilişkisinden farklı bir şey. Yani bizim bildiğimiz ya da ezberimizde olan şey hasta olunca doktora gidersiniz. Dolayısıyla ve o anda şu anda hele
Türkiye'deki sağlık sistemiyle gereği de neredeyse bir fabrikasyon bir muayeneye dönmüş durumda bazı şeyler, hastanelerde iş. O zaman hastayla doktor arasındaki ilişki doğru dürüst var mı yok mu tartıştığımız bir ortamda, bir de artık gelecekte hani neredeyse bebekliğinizden başlayıp ölümünüze kadar aynı doktora bütün verilerinizi akıtmak ve dolayısıyla doktorunuzdan yeni bir güven ilişkisi tesis etmek diye bir meseleniz var. Yani bu bile hem hasta olarak bizlerin hem de doktorların zihin dünyasında bir şeyleri değiştirmek durumunda bugün bildiğimizden. Bugün bildiğimiz gibi hani aldın numarayı 3 dakikada yazdım sana 2 reçete olan doktorluk yerine hastanıza güven veren, hastanızın 24 saat verisi önünüze aktığı için onu izleyen, denetleyen, hasta olmadan uyaran belki ritminden, nabız atışından vesaire. Bu mesela şimdiye kadar hiç hani sağlık sisteminde güven meselesi çok tartışılmaz ya. Yani hastaysanız bir doktora gider teslim olursunuz diye bakılıyor. Halbuki şimdi bu yeni hayatta, yeni ritmin içinde hastayla doktor arasında bir güven ilişkisi hem de kalıcı ve hani uzun süreli olan bir güven ilişkisine ihtiyaç var. Mesela buna doktor dünyası ya da hasta dünyası hazır mı böyle bir şeye? Ya da Türkiye'de mesela hekimler bu tür meseleleri tartışırlar mı? Yani tabipler odasının örneğin bunlar tartışılıyor mu ya da sizin dergilerinizde? Tıp bir sanattır. Öyle verilerin iletilmesiyle verilerin değerlendirilirse hasta tedavi edilmez. Her insanın özelidir. Diyelim ki veriler gönderildi buradan. Nabzı 18, nabzı 180'e çıkmış. Bir nabzın 180'e çıkması için 1000 tane sebep var. Onun için hastayı karşınıza alıp konuşacaksınız kardeşim. O tıp değil. Teknolojiyi tıp o şekilde kullanamaz. O yanlış. Ben onu söylüyorum. 2 tane veriyi gönderip ondan sonra benim verilerime göre bana bak. Hayır. Tıp bir bütündür. Bütün vücuduyla hastanın görülmesi lazımdır. Ben eski bir hekimim. Yani 75 yaşındayım. 52 yıllık hekimim. Ama bugünkü nüfus İnsan, ve hekim sayısı içinde bu pratikte böyle yürüyemiyor. Ya, öyle bir yürüyor ki yürümesi lazım. Çünkü politikaların değişmesi lazım. Yani şimdi sağlık politikası olarak senelerden beri bir performans meselesi ortaya çıktı. O performans meselesi fabrika mı kardeşim? Fabrikatörün veya işçinin performansı olur. Hekimin performansı olur mu? Ne kadar çok hasta bakarsan o kadar çok para alacaksın. Bu şeyin kalkması lazım. Çünkü tıp bir sanattır ve 8 milyar insan vardır. 8 milyar parmak izi vardır. Herkesin kolesterolü 120 olacak. Herkesin tansiyonu bilmem ne olacak diyemezsiniz. Kesinlikle diyemezsiniz. Ah, ben de onu söylüyorum. Ama teknoloji buna yöneltiyor. Ama hekimler baktım. Nabzınız yüksek şunu alın. Nabız niye yüksek? Kan kaybederse de nabız yükselir. Bilmem ne olursa da zehirlenirse de nabız yükselir. 2 gece uyumazsa da eşiyle kavga ederse de nabız yükselir. 1000 tane sebebi var. Baş ağrısı. Bu veri gitmiş, yani verinin oraya iletilmesi, teknolojiyi o şekilde kullanmak yanlıştır, yanlıştır, yanlıştır. Halk sağlığı için, insan sağlığı için. Hastaların görülmesi lazım, hastaların konuşulması lazım. Hastaların hangi çevrede ne durumda olduğunu bilmek lazım. Yediğiyle, içtiğiyle, çevresiyle, işiyle, işini kaybetme durumu mu var, işte şeysi mi var. Yani dün bana genç bir mimar bey geldi. İşte bu büyük şeylerden birinden çalışıyor. Her an işten çıkartma korkusundayım hocam dedi. Siz haklısınız. Bu stresler herkeste var. Yani bütün bu, yoksa nabız buradan oraya gitmiş de doktor ne yapacak? Yok böyle bir şey kardeşim. Ayıptır, günahtır. Ben bunu söylüyorum. Peki konumuza birazcık daha ilk başladığımız yerden gidelim. Evet. Yani sonuç olarak insanların hepsinin uzun yaşamak gibi bir niyeti olduğu, en azından söylesek de söylemesek de kimsenin ölmek istemediği bir gerçek. Evet, şimdi yapılan bir araştırmadan bahsedeyim, yeni değil. 100 yaşın üstünde yaşayan kişileri dünyada toplamışlar. Ne olursa olsun, Kafkasya'dan, Amerika'dan, işte Finlandiya'dan, Türkiye'den, Orta Asya'dan, Çin'den, Afrika'dan falan. Bunların bütün verilerini incelemişler, incelenmiş. İşte hepsinin bir tek ortak paydası var.
bir tek ortak paydası. Ötekiler değişik. Birisi sigara içiyor, birisi alkol içiyor, birisi bilmem ne yiyor, bilmem ne yapıyor vesaire vesaire. İnsülin hormonu beşin altında. Öyle genetik, menetik, kökücü, müşürkü hepsi hikaye. Anlaştık mı? İnsülin hormonu beşin altında. Yani Gılgamış da bunu bilmemiş herhalde. Aa işte o taramış, bilmem ne almış, ölümsüz olayım diye ama böyle bir şey yok. Peki bu 5'in altında insülin hormonu olması için ne yapmamız lazım? İşte efendim Karatay diyeti. Karatay'ın önerileri. Ve bunu artık bütün dünya bunu kabul etti. Ne kolesterol ne bir şey. İnsülin hormonun düşüklüğü ve trigliserit dediğimiz kan yağının düşüklüğü şart. İşte ben de bunları anlatıyorum. Doğal beslenme, yapay gıdalardan, yapay şekerlerden, şekerli içeceklerden, şekerli tahıl da vücuda girince şeker oluyor. Peki, bütün tahıllar mı mesela? Bütün tahıllar şeker. Yani vücut onu şeker olarak görüyor. Birçok seyircimiz sormuş. Çavdar mesela diyorlar. Birçok doktor çavdar der. Vücut onu şeker olarak görüyor. Çavdar ayrıdır, yulaf ayrıdır, şey ayrıdır. Hepsi hayvan yemidir efendim. İnsan yemi değildir. Unlu mamullemeyin diyorsunuz. Makarna dahil. Bir kere işlenmiş olanlardan, rafine olmuş olanlardan uzak duracağız. Ama az buz tabii ki yedir. Yani şey değil, hasta olanlardan bahsediyorum. İşte onlar insülini zıplatıyor. Uzun lafın kısası insülini zıplatmayın kardeşim uzun yaşamak istiyorsanız, sağlıklı yaşamak istiyorsanız. Bunları anlatıyorum. 7 kitap yazdım bu konuda. Peki şimdi uzun yaşıyorsak ne olur? Biraz da onu konuşalım. Yani dediğinizi yani yaptık. Yaptık. 60 yaşında, 65 yaşında emekli oldum ben. Şimdi ben babamdan farklıyım. Yani babam gibi sadece diyelim günümün yarısını evde, sonra işte hemşerilerin lokaline giderek vaktimi geçiremem. Belli bir tempoya alışmışım. Tabii ki. Kendime göre farklı ya da iyi veya kötü olup olmadığı tartışılır ama kendimce diyelim daha başka zevklerim var, hobilerim var vesaire. Dolayısıyla bugünkü yaşlılıkla bir önceki ya da iki önceki kuşağın yaşlılık diye kastettiği şey aynı şey değil. Tabii ne gençler de öyle. Olarak, gençler ne beden de olarak ne de zihin ve gönül olarak. Şimdi o zaman bu yeni yaşlılık için bir meselesi var insanlığın. Evet, bir kere ilk başta tamam sağlıklı olacağız. Mümkün olduğu kadar. Sıfır ve %100 olmasına imkan yok. Mümkün olacağız. Tabii ki ben tabii emekliler için şunu öneriyorum. Bir hobi edinmeleri lazım çocukluktan ve gençlikten itibaren. Bunların da en başında tabii spor geliyor. Veya bir oyun geliyor. Veya dans etmek geliyor. Yani bunları söylüyoruz. Kızıyorlar ama böyle bir hayatı emekli olmadan önce böyle bir uğraşa başlanılması lazım. Evet, yani hobilerimiz yok bizim. Hakikaten işte deri danalar gibi koşturuyoruz. Çocukları da koşturuyoruz. Yok imtihandı, yok şuydu, yok başarıydı, yok Türkiye birincisiydi, yok Türkiye onuncusuydu. Bütün bunlar hepsi bence tamamen kurgulanmış şeyler. Ama çocukların tabii ki işte Finlandiya'da biliyorsunuz eğitim, en önemli eğitim Finlandiya'da bugün biliniyor bütün dünyada. Çocuklar ne isterse onu yapıyor. Koşturma diye bir şey yok. Ama eğitimleri matematikte birinciler. Biz koşturuyoruz. Neredeyse en sonuncuyuz. Demek ki bir yerde koşturmak o kadar doğru değil. Yani eğitim tabii ki çok önemli. Hakiki etli, doğru düz eğitimin yanında da hobiler çok önemli. Spor çok önemli. Yani insanın yaşamının bir parçası olacak. Yoksa işte Karatay dedi diye gidip 20 dakika bilmem nerede koşayım değil. Çocukluktan itibaren bu alışkanlıklar olması lazım. Eskiden hepimizde bunlar vardı. Biz öyle büyüdük. İlkokullarda öyle okuduk. Yaşlılar için hakikaten dediğiniz çok doğrudur. Emekli olduktan sonra hakikaten şeyden düşüyorlar, formdan düşüyorlar. Hobi gençken çok önemli. Arkadaşlık çok önemli. Komünikasyon çok önemli. Yani evli çiftlerin birlikte daha uzun yaşadıklarını da biliyoruz. Daha mutlu yaşadıklarını biliyoruz. Yalnızlıklar kurtulmak için sosyalizasyon çok önemli. Yani bir aile topluluğu, arkadaş topluluğu, birlikte yaşamalar bence çok ama önemli. Ama stresten kaçınmak için haberleri dinlemeyecek, kulaklarını tıkayacak mahalledeki gerilime, dışarıdaki gerilimlere hayır, yani olduğu ona zaman imkan yok. 65 yaşında emekli olduğunda zaten kaldı tek başına gibi bir risk yok mu? Yok, niçin tek başına kalsın? Sosyal olarak insanlarla konuşacağı bir şey de kalmadı.
Çünkü ortada olan hiçbir şeyle ilgisi yok. Kendine ait bir tane hobisi varsa hobisini paylaşacağı adam yoksa yok. Zaten sosyal medya şu da bu da yok. Bayağı hani dizi dizi inciyim, tek başına birinciyim falan şeklinde bir ıssız adasında cumasını bekleyen Robinson gibi kalmaz mı insan? Sizinden bir sayı paylaşayım. Türkiye'de 48 yaş üstü yetişkin nüfus içinde yani 58 milyon nüfus içinde 48 yaş üstü nüfusumuz 1/3. Bunların da yarısı emekli. Yarısı hiç çalışmam zaten hayatında emekli dedi ki çoğunluğu ev kadınları falan. Dolayısıyla neredeyse işte 18 milyon civarında insanımız var bugün. 50 ve üstünde yaşta ve bunların hem sağlık meseleleri hem sadece sağlık hizmetine ulaşımları değil, kaliteli yaşayabilmeleri için sağlık koruyucu tıptan yararlanmaları veya aynı zamanda işte ne diyelim hani bakıma muhtaç olanları da var biraz önce. Şu veya bu sebeple veya alışkanlıklar öyle gelişmediği için başka koşullarda yaşamış olanları veya ekonomik koşullar el vermediği için de hala belli bir yoksulluğun altında yaşayanları da var. Burada tabii ki bir toplumun, devletlerin, hükümetlerin sosyal politikalar meselesi var. Ama bir yandan da bu değişen yani yaşlılığın profili ve niteliği de değişiyor olduğu için onun da getirdiği bir başka hani kime endüstri denebilecek, kime alışkanlık denebilecek, kime fırsat alanı denebilecek. Sigortacılıktan belki özel işte yaşlı bakım evleri ne kadar bir başka da dünya ve sektör var veya da ekonomi var. Var tabii ki. Ve de devletimiz bu konuda gayet büyük yardım yapıyor. Yani yaşlılar evi açıldı. Dağlarda falan bunlar var. Bir arada yaşama şeyleri var. Bunlara ileri yaşlardaki kişilerin yöneltilmesi çok önemli. Yani bizim Osmanlı geleneğinde de var. Yani Darüşşafaka var, işte evet. Efendim şey var, Osmanlı geleneğinde de var bu. Yani bunun hakikaten eğer uzun yaşayacaksak, yaşlılarımıza iyi bakacaksak bunları devlet eliyle veya kurumlar eliyle bunlar artık yapılıyor. Çok güzel yaşlı merkezleri var şimdi Ilgaz Dağları'nda, şey dağlarında ben biliyorum. Yani şu olarak bunların daha çok çoğalması çok önemli. Bir de yaşlılarımızın yani bir yardımla, yönlenmeyle şimdi belediyelerimiz de çok yapıyor. El işi geliştirmeleri çok yapılıyor biliyorsunuz. Kültürel faaliyetler çok yapılıyor. Grup halinde eskiden tiyatrolara getirilirdi. Bunlar yapılıyor. Veya konserlere götürülürdü. Bütün bunları el atılması lazım. Bakım içinde ev bakımları şimdi çok gelişti. Orada da hakikaten hizmetler de çok, ev hizmetleri de çok gelişti. Yani bu durumda çok iyi adımlar atılmış durumda. Tabii birdenbire de olmuyor. Ben de bunlara yatırım yapılsın istiyorum. Ayakta durabilecek, kendine hakim olacak emeklilerimizin de vallahi toprağa yönelmeleri çok önemli. Bir toprakla uğraşmaları çok önemli. Bir hayvanla uğraşmaları çok önemli. Bunlar yani yalnız kalan güneşten kişilerin... Güneşten ve topraktan uzaklaşmamak dediniz ya. Evet, güneşten ve topraktan uzaklaşmamak çok önemli. Toprağı ekip biçebilirler, şey yapabilirler. Yani yurt dışında biliyorsunuz yaşlılar daha uzun, yani sayısı çok daha fazla. Bizde gençler daha çok fazla. Evet. Onların yaptıklarını ben biliyorum. Hakikaten grup halinde ekiyorlar, biçiyorlar. Şimdi bizde de başladı. Yani bizde de bu belediyeler o hakikaten çok iyi faaliyet gösteriyorlar bu konuda. Yaklaşımları çok iyi. Ben çünkü belediyelerde gidip konferans veriyorum. Orada yapılanları görüyorum şeylerde. Yani halk konferanslarına katıldığım zaman yerel olarak İstanbul içinde dahi ben bunları gördüm. Yani yok diye bir şey yok. İşte bahçeli evlerde, büyük çekmecede, bütün buralarda çok güzel faaliyetler var. Küçük böyle toprakları ekiyorlar, biçiyorlar. Yani bizim şeyler için bu çok önemli. Yaşlılar için en önemli sağlık sorunu ne biliyor musunuz? Kabızlık. Onun için kabız oldukları sürece mutsuz oluyorlar. Fizik kabızlıktan bahsediyorum. Fizik kabızlıktan bahsediyorum. Onun için tabii ben onlara sabah akşam zeytinyağı içsinler. Bütün yaşlılar evinde şeylerde bağırsakların florasının düzelmesi lazım. O zaman daha mutlu oluyorlar. Daha çok birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Ben bunu öneriyorum. Bütün yaşlılar evinde sabah akşam soğuk sıkım zeytinyağı öneriyorum. Peki Bekir bir de şuna bakalım. Sendeki bu rakamlar daha da fazla ama ilk defa olarak nüfusun yaşının ilerleyebilmesi yani ömrün uzamasıyla birlikte çok daha fazla nesil bir arada yaşıyor. Tabii. Eskiden 3 nesil yaşadığı zaman çok iyiydi. Hatta çocuğunun
torununu görene gördüm. Muhteşem bir şey. Çocuğunun torununu görmek muhteşem bir olaydı, tartışılırdı. Birçok yaşlının hayali olan şeydi çocuğunun torununu görmek. Belki şimdi çocuğunun torunun büyüdüğünü, okula gittiğini görebilen nesiller başladı. Bir yandan da hayat değişiyor. İlk defa olarak belki dünya tarihinde bu kadar farklı nesil aynı anda bir arada yaşar hale geldi. Doğru. Bu sosyal olarak bizi nereye götürecek? Yani ömrün uzaması aynı zamanda bir başka çapraz çarpışmayı, rahatsızlığı, elektriği getirir mi? Birbirlerini nasıl konuşacaklar, neyi anlayacaklar? Önce yine bir sayı paylaşayım. Bir adım daha geriden giderek. Hani işte sanayi toplumu ritmi, teorileri, kuralları, şablonları içinden bakınca hani geniş aile çekirdek aileye dönüyor diyoruz ya. Evet, Türkiye'de de çekirdek aileye döndük diyebiliriz. 3.7 artık hane başına nüfus. Ve %70'den fazla insanımız işte anne baba çocuk çekirdek aile teorik tanımıyla yaşıyor. Ama bizim aile araştırmamız, rahmetli Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı hocanın da çok kafa yordu ve onun tanımladığı kavramla söylersek ilişki bazlı geniş aile şeklinde yaşıyoruz aslında bir yandan da. Yani metropolleşmenin ve göçün getirdiği bir yandan bireyselleşme gibi çekirdek aileye dönmek gibi bir eğilim görünüyor fizik olarak yüzeyde. Ama dipte ise yeniden ama beslenme arayışı, ama nostalji, ama aidiyet, ama kimlik problemi gibi bir sürü daha karmaşık yeni problemler vesilesiyle eskisinden de daha yoğun bir aile ilişkisi yaşıyoruz. Bir yandan da hani ne kadar itiraz etsek de bazı sonuçlarına iletişim teknolojilerinin, bilişim ulaşımın getirdiği fırsatlar içinde. Dolayısıyla aynı kasabadayken 3 veya 4 kuşağın bir arada yaşaması meselesindeki uyum ya da iletişim sorunları ya da fırsatları ya da sorun olmayan meselelerden farklı olarak şimdi sorunlar yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Çünkü büyük dedenin ya da dedenin yaşadığı yaşam ritmi, onun bildiği kurallar, onun bildiği iyiydi, güzel, doğru tanımları, onun bildiği ayıp, suç, günah algıları ile bugün metropolde doğup büyümüş çocukların ya da nesillerin edindiği İyi doğru güzeller ya da ayıp günah suçlar farklı. Gündelik hayat dili farklı bir de üstelik. Yani hem kavramlar farklı hem o kavramlara yüklenen anlamlar farklı. Ama yine de bir iletişim ihtiyacından dolayı da daha yoğun eskisinden farklı bir yoğun ilişki ya da bir arada olma çabası var. Dolayısıyla bunun ürettiği sorunları henüz tam ne olacağını bilmiyoruz. Bu yeni bir mesele. Yani metropol çalışmalarının sosyal bilimlerde falan yok. Sosyal bilimler hala sanayi toplumunun kavramları, şemaları, teorilerinin peşinde olduğu için henüz bu noktaya gelmedik. Dolayısıyla ama evet dediğin gibi hem bu kavramlardaki değişimler, anlamlar farklı olduğu için hem de kurulan dil farklı olduğu için. Yani neredeyse ben hani kendi kızlarımla bile ilişkide mesela zorlanıyorum tabii bazen. Ki bir de hani torun ve torunun da çocuğu gibi hani artık 4. 5. nesilin görme veya ilişki kurma, iletişim kurma, bir arada olma fırsatı doğduğunda yepyeni meseleler çıkıyor. O zaman genellikle şu ana kadar gördüğümüz, gözlemlediğimiz kısmı büyüklerin yakınması. Büyüklerin gençleri anlama, gençleri hep suçlaması. Halbuki ben de tam tersini savunuyorum. Muhtemelen gençlerin yaptıkları daha doğru. Şunun için muhtemelen diyorum. Çünkü ben aynı kasabada ve aynı aile ve neredeyse herkes akraba değilse bile tanış olduğu, herkesin iyi, güzel, doğru tanımının, ayıp, suç, günah algılarının aynı olduğu, herkesin Sünni, Türk, yemek yeme alışkanlıklarının örneğin, beslenme alışkanlıklarının 3 aşağı 5 yukarı, zengin, fakir ayrım olmaksızın hemen hemen hepsinin aynı olduğu bir kasabada büyüdüm ve bütün referanslarım, ahlaki, kültürel, gündelik, pratik referanslarım, alışkanlıklarım o monolitikten besleniyor. Ama benim kızlarım metropolde doğdular, büyüdüler. Belki bayram sabahı karşı kapını çalıp iyi bayramlar amca demeyi bilmiyorlar. Ama 2 yaşından itibaren anaokulunda bütün farklılıkları. Evet. Benim 19 yaşında gördüğüm işte Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'yi, Alevi'yi, sarışını, esmeri, başı açığı, başı kapalı çokluğun içine doğdular. Bu bugünkü hızın içine doğdular. Bugünkü bu iletişim ortamının ve ekranların içine doğdular. Onun için benden daha farklı, çoğulcu bir zihin dünyaları var. Dolayısıyla ben
hani test sınavlarıyla işte 5 seçeneğin içindeki tek doğruyu cevabı bulmaya koşullu beynim, onların yaşadığı 5 cevabın da doğru olduğu daha çoklu bir hayata yatkın bir zihin dünyası. Dolayısıyla uyumsuzluk zaten gündelik hayatın ritminden ve bu paradigmalardan doğuyor zaten. Bir de her ailenin, her kuşağın kendi problemleri de üzerine eklendikçe şu anda problemli gibi görünen bir durum var. Ya da öyle bir gözlem var, henüz teorileri tam açıklanmadıysa bile. Ama ben yeni kuşakların daha bir fırsat olduğunu sanıyorum. Çünkü bir yandan da örneğin benim Hayat Usta'm Tarhan Erdem'i çok sık örnek veririm ben böyle durumlarda. Tarhan Bey 85 yaşında. Sizler gibi Allah uzun ömür versin. Sizlerin ve Tarhan Bey'in kuşağına hep şey yaparım böyle gıptayla söz ediyorum o kuşaklardan. Ama Tarhan Bey değme gençten daha fazla bu hızlı hayatın ritmine dahil, internetteki bütün bu hareketliliğe dahil, İstanbul'un kültürel hayatına dahil, bankacılık dünyasına dahil, yani yeni diye bildiğimiz her şeye daha dahil. Ama yaşı diye bakarsanız, işte diyelim bankaların hedef kitlesi içinde olmayabilir, evet, örneğin. Ya da giyim kuşam firmalarının, markalarının hedef kitlesi içinde olmayabilir. Halbuki asıl yeni hayatın ritmine Tarhan Bey daha yatkın. Dolayısıyla bazı meseleler sadece tevellüt ya da doğum tarihi meselesi de değil aslında, ya da yaş meselesi de değil. Aynı şekilde Canan Hocam da. Şimdi Canan Hocam'ın teorilerine katılıp katılmamak başka bir şey ama inancını, heyecanını, bütün hani işte bu savunmaya ve çabaladığı 7 kitap. Yani şimdi bu yaşta gıpta etmemek, kıskanmadım demek mümkün değil ki. Yani şimdi bunun demek ki yaşla ilgisi yok tek başına. Ama sözü uzattım ama senin başladığın yere geri döneyim. Evet, çoklu kuşaklar halinde bir arada yaşamak diye bir meselemiz var ve bunu bilmiyoruz. Hele bir de tam bu kuşaklar arası birliktelik bir çağ değişiminin göbeğinde. Dolayısıyla kuşağın iki tanesi sanayi toplumunun kuşağı, iki tanesi de bilgi toplumunun kuşağı. Dolayısıyla hani bu problemi nasıl yöneteceğimizi de henüz bilmiyoruz. Ama tıp biliyor mu? Ben bilmiyorum hocam. Ben de size katılıyorum. Gençler ve çocuklar bizden daha akıllı. Kesinlikle. Çünkü onların içinde büyüdükleri dünya, onun içinde büyüdükleri işte teknolojiydi, iletişimdi, şeydi. Onun için onları hiçbir zaman dinlemek mecburiyetindeyiz. Kesinlikle. Küçük Prens de öyle diyor zaten. Evet. Küçük Prens diyor ki çocuklar annelerine babalarına anlayış göstermek mecburiyetinde. Ben buna %100 inanıyorum. Ben bin kere katılıyorum. Hiç. Onun için gençlere ben hakikaten çok güveniyorum. Bana yaptıkları caps'ler var biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Hatta bana soruyorlar, kızıyor musunuz? Ben ne diye kızayım? Mutlu oluyorum. Neden mutlu oluyorum? Bir kere teknolojiyi kullanmasını biliyorlar o yaşta. İkincisi mesajı almışlar. Üçüncüsü esprililer. Ben mutlu oluyorum ve seviyorum onları. Bir gün Bahariye'de yürüyorum. O işte ben yürüyerek hastaneden dönüyorum. Böyle 3-5 kişi öğrenci sırtlarında çantayla beni durdurdular. Canan Hocam fotoğraf. Tamam buyurun. Dediler ki Canan Hoca biz sizin kepslerini yapan grubuz. Aa ne güzel çocuklar dedim. Kutluyorum sizi dedim. Yani gençler hakikaten iyi kullandıkları zaman her şeyi kullanacaklar. Çünkü 21. yüzyılda büyüdüler. Bizim gibi 20. yüzyılda büyümediler. Ben 40 doğumluyum. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki toplumda büyüdük biz. Siz daha gençsiniz. Ama 2. Dünya Savaşı toplumunda büyüdük. Onların şeyiyle biz büyüdük, gördük, ettik. Ama şimdiki gençler büyük bolluklar içindeler. Ama kendi sağlıklarını düşünmek mecburiyetindeler. Birazcık bilinçli olsunlar yeterli. Peki hocam. Şimdi... Ama çok başarılılar. Hepsini kutluyorum. Yani bütün bu sistemin en kötü bir eğitim sistemi olmasına rağmen bizim gençlerimiz başarılı. Kendilerini kurtarıyorlar. Haksız mıyım? Doğru. Kesinlikle haklısınız. Bu arada gerçekten sosyal medya starısınız. Yani tababetinizden belki de uzmanlığınız kadar orada da bir starsınız. Çok da seviliyorsunuz. Tweetlerden görüyorum. Size en ufak bir şekilde karşı çıkmaya kalktığım zaman dayak yiyorum. Karşı Beyci. Çıkmayın. Ay çıkabilirsiniz. Söyle. Ben şaka söylüyorum ama. Karşı çıkmıyorum. Ellerimi kaldırdım. Teslim oluyorum hocam. Çok teslim sağ oluyorum. Sağ olun. Ama tabii ki karşı çıkacaksınız. Herkes fikrini söylemekte. Yok. Fikrimden de öte yani hep beraber andayalım ya da işte burada mümkün olduğu kadar çok kişinin düşüncesini seslendiren olmak durumunda da olmak var. Ama böyle en ufak size bir şey söylenince o ne diyor bu adam kızdı bak bilmem ne falan diye. Geri kalan ise gerçekten siz %50-50'siniz.
ya herkes size kızıyor, saydırıyor ya bayılıyor, tapıyor, inanılmaz. Yani fena değildir diyen kimseyi görmedim şimdiye kadar. Nasıl başardınız bunu? Çok zor bir şey bu. Yani hakikaten grisi olmayan bir starsınız siz. Ben bunu başarmak için yapmadım. Yani ben mümkün olduğu kadar işte fikirlerimi doğal olarak iletmeye, gençlerin, çocukların sağlığını mesela şey yaptım. Hakikaten belki şuradan dolayı hiçbir grubun, hiçbir endüstrinin adamı olmadım. Yani bütün konuşmalarımda, bütün işte çıktığım şey programlarında halk seviyor diye beni çağırıyorlar, konuşturuyorlar. Rahat rahat 5 kuruş para dahi almadım. Yani ben bunu para için yapmıyorum. Bunu halk inandı artık. İnanmayanlar var. Hatta söylüyorlar ki o her çıktığı programdan para alıyor. Size söylemiyor. Kardeşime öyle söylemişler. Yani televizyon kanalı niye bana para versin çıkayım diye kardeşim? Verir mi? Alır. Haksız mıyım? Tabii. Alır yani şey olarak. Onun için belki ondan, belki de yani çocuklara ve gençlere ben çok güveniyorum. Annelere, babalara, onlara çok baskı yapmayın diyorum. Kendi annelerin, babaların kafasındakini onlara empoze etmeyin. Çocuklar, Piaget diyor ki çocuklar bir felsefe kutusudur. Onları kendileri başlarına bırakacaksınız. Anne babanın görevi onları büyük tehlikelerden korumak. Yani 9. kattan atlamaya kalkarsa onu önlemek. Yoksa illa ben hayatımda doktor olmadım. Çocuğumun doktor olmasını istiyorum. Onun için tıbba girsin. Bizim anneler babalar böyle şimdi. Yok böyle bir şey. Bunu çocuklarınıza yapamazsınız. Bu en büyük eziyet, cinayet. Ben onu söylüyorum. Çocuk sevdiğini yapacak. İmkansa onu yapacak. Ben çocuğuma özel üniversitede rektörlük yaptım. Tıp fakültesinin yani şeyde bilim üniversitesi rektörlüğü, kurucu rektörüyüm. Tıp fakültesine kaydolan, müracaat edip gelip kaydolan ailelerle görüşürdüm. Tıp meşakkatli bir eğitimdir. Hayat uygulaması meşakkatlidir. Kolay değildir. Sevmeseniz yapılmaz. Anne baba zoruyla tıp yapılmaz. Anneyle babayla böyle konuşuyordum. Siz mi istediniz, çocuk mu istedi? Anne diyor ki bana, her çocukla böyle yani kaydolmadan önce bu konuşmayı yaptım ben rektörken. Şöyle, benim idealimdi doktor olmak, çocuğum olsun istiyorum. Böyle bir şey var mı kardeşim? Yani çocuğa soruyorum, çocuk böyle. Ondan sonra veya çocuğa soruyorum, çocuk diyor ki çocukluğumdan beri ben doktor olmak istiyordum. O zaman olabilirdi. Sonra ben anne babaya diyordum ki bu çocuk başarısız olabilir. Ama ben dünyanın parasını veriyorum özel ya. Onun için ben sana bu kadar para verdim. Sen hala sınıfta kaldın diyemezsiniz bu çocuğa diyordum. İşte bakın daha önce de söylemiştim, bir kere daha söyleyeyim. Bugün tıp okumak isteyenlere Allah kolaylık versin. Evet, evet. Çünkü tıp sonuç olarak bir insanlık için yapılan bir keşişlik değildir, bir meslektir. Meslek para kazanmak için yapılır. Çok doğal olarak hayatı geliştirebilmek için, insanların hayatında kendilerine bir şey yapabilmesi için. Dolayısıyla hiçbir doktor dünyaya sadece insanları sağaltmak üzere gönderilmiş yaratıklar değildir. Bu insanlar emeğini alacak o kadar. 6 sene okurlar en azından. İhtisas yapmak için hemen de gidemezsiniz. 3-5 sene de ihtisas geçer. Erkekseniz eğer mecburi hizmet yaparsınız, başka bir şeyden faydalanamazsınız. Bilmem ne kadar süre hastanelerde çalışmak zorundasınızdır. Para kazanacak hale kadınlar gelme şansınız. Kadınlar da yapıyor mecburi hizmet. Ne demek ya, üstelik, erkekler? Hayır, askerliğini. Askerliğini ama şey olarak uzun. Herkes yapıyor. Mecburi hizmeti herkes. Hayır, askerliği mecbur olarak uzun yapmak zorundasınız. Ne kadar kısa olursa olsun. Sonuç olarak en sonunda siz gerçekten hayata 40 yaşında, 45 yaşında atılabiliyorsunuz. Parasal anlamda o da olursa, olmayabilir de. Bu arada da herkes doğru düzgün çalışırken siz haftada 2-3 gün nöbet yapıyorsunuz. Bazen 36 saat hiç uyumadan çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Binlerce insanı görüyorsunuz ve bunun vebali var. Her insan mesleki olarak hata yapabilir ama o mesleki hatanın bedeli insan hayatıdır. Kolay bir şey değildir. Ama sizden belki üniversite imtihanlarında yarım puan almış çocuk 4 sene sonra hayata atlıyor. 40 yaşına geldiğinde aslan gibi bir hayatı oluyor. Siz hala üstünüzde işte önlüklerle 36 saat çalışarak sevdiklerinizden uzak. Hatta bazen de şu andaki işte az önce dediğiniz gibi çok hasta bakmaya dayalı prim sistemleriyle akşam eve çorbayı nasıl götüreceğinizi düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla acaba bir başka kaygı da bundan sonra
tıp okumak isteyenler ortalama insanlar mı olacak? Çok daha buna yatkın zekadaki, yapıdaki, yetenekteki insanlardansa daha ortalama insanlar tıp okumaya giderlerse halimiz ne olacak gibi de bir kaygım var. Şimdi imtihandaki puanlar galiba, yani müracaatlar belki siz bilirsiniz, galiba en önde değil tıp, değil mi? Seçenekler en önde değil. Eskisi kadar değil. Bir ara en yüksek bir kadar değil. Eskisi kadar değil ama yine yüksek olan var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, tabii, Hacettepe, evet. Ankara Üniversitesi, İzmir'deki Ege Üniversitesi. Onlar da yüksek puanla girenler, severek girenlerdir. Hı-hı. İsteyerek girenlerdir. Çünkü hakikaten zorlayarak tıp olmadığı gibi hiçbir meslek olmaz. Tabii. Yani sevgiyle, zorla sevgi olmaz. Severseniz başarırsınız. Chrysanthus diyor ki M.Ö. 9. yüzyılda tabelasında başucundaki tabelasında diyor ki eğer işinizi severseniz hayat boyu yorulmazsınız. Hayat boyu aynı şekilde yapılacak bir işiniz olduğu takdirde. Tabii ki. Ama yani bunu M.Ö. 9. yüzyılda söylemiş Antalyalı filozof. Peki ama bizim şöyle de bir meselemiz yok mu? Biz giderek yani hem teknolojinin gelişmesinin evet ürettiği bir takım yararlar kadar şu asıl giderek kompleks hale geldikçe özellikle tıp, ilaç hiç konuşmadığımız bu akşam. İlaç sanayi, ilaç şirketleri vesaire ve oldukça da hem bilgi yoğun, hem teknoloji yoğun, hem sermaye yoğun işler bir ilaç geliştirmek, bilmem ne yapmak. Dolayısıyla tekelleşme diye bir mesele var ve dolayısıyla da giderek bütün insanlığın neredeyse bazı hastalıklarda bir markaya, bir şirkete mahkum, hatta rehin olduğumuz haller de var anladığım kadarıyla. Buralarda peki ama Türkiye'de ama dünyada. Bu antitekel yasalar ya da özellikle tıp konusunda, ilaç geliştirme konusunda, Ar-Ge konusunda falan veya belli bir sosyal toplum yararına bir takım politikaların uygulama şansı var mı? Ya da bu denemeler yapılıyor mu dünyada yoksa gerçekten kaderimiz bu şirketlere mi rehin? Kaderimiz bu şirketlere rehin. Neden? Peki hükümetler bunu görmüyor mu? Hükümetler yani aynı şey bizim ülkemizde de geçerli sonuçta. Bütün dünyada. Olarak. Ben yani global, küresel olarak konuşuyorum. Mesela Harvard Tıp Fakültesi'nin tıp fakültesinin ders programını ilaç firmalarına açıkladığı ortaya çıktı. Oradan başlıyor. Yani bu bir silah üreticileri gibi maalesef ama çok acıdır ki insan sağlığı üzerinden. Çünkü artık gösterildi ki kitaplarımda anlatıyorum. Bunlar ilaç eksikliğinden değil. Hı hı. Bu hastalıklar ilaç eksikliğinden değil. Bir daha oraya geliyoruz. Mesela tamam ilaç gerekirse tabii ki vereceğiz. Hı hı. Kısa bir süre verilecek, etki edilecek şekilde verilecek. Ama insanları hayat boyu ilaca mahkum etmek için uğraşılıyor. Buna dikkati çekmek istiyorum ben. Ama bu global bir şey. Yani zaten global bir sektör. Bunun önüne geçmek çok zor. Mesela kolesterol ilacı üreten firmaların CEO'larından biri 1980 veya 70'in sonlarında emekli oldu. Ve emekli olduğu zaman kolesterol ilacı statin üreten çok önemli bir firma hala da yapıyor. Emekli olduğu zaman Fortune dergisine röportaj verdi. Ve de sorulardan biri yani şimdiye kadar yapmak istediğiniz de yapmadığınız, içinizde kalan bir şey var mı diye. Hani sorulur ya emeklilere, hı hı, falan. Ne dedi biliyor musunuz? En büyük üzüntüm dedi, sağlıklı kişilere de bu ilaçları satamamak. İşte bu kadar. Bu sessizlik. Bu sözün bittiği yer. Evet, bu var. Bende var yazısı. Yani orijinal yazı var bende, bilgisayarımda. Halbuki ne güzel statinler, atrovastatinler vesaire. İşte hepsinin birbirlerinden farkı. Yani onları üretenler, yani bu. Çünkü ilaç eksikliğinden değil bu hastalıklar. Temel buraya geliyor. Hı-hı. Tabii ki yaşama geliyor. Tabii ki beslenmeye geliyor. Tabii ki sağlıklı toprağa geliyor, şeye geliyor. Yani İbn-i Sina'nın zamanındaki toprak yok. İbn-i Sina'nın zamanında dahi İbn-i Sina'ya soruyorlar. Hiçbir meyve yemeyeceğiz diyorlar İbn-i Sina'ya. O zaman 11. yüzyıl. Petrol bulunmamış, top tüfek bulunmamış, gökyüzünde uçaklar uçmuyor vesaire vesaire. İbn-i Sina diyor ki meyve için
bir meyve yerseniz diyor, 5 kilometre koşmanız lazım ki meyvanın kötü etkisi vücutta kalmasın. Şimdi 1950'lerdeki meyveleri incelemişler. Var yani. Bir elmada 50'den bahsediyoruz. Bir mesela mineral olarak. Çünkü topraklarda mineral kalmadı. Bir elmada 4,5 miligram demir var. 50. 1998'deki elmaları inceliyorlar. İncelenmiş. FDA'nın sonuçları bunlar. 26 tane elma yerseniz %18 miligram demir alıyorsunuz. Çünkü toprakta de mineral kalmadı. Ve bu toprakta bütün mineraller buna paralel olarak düştü ve hastalıklar arttı. Peki bu eksikliği de o zaman işte o takviye nedeni vitamin sektörü yok, diye bir dönmekte, mesele var. Doğala dönmekte fayda ama var. Ama ortada böyle bir vaka var. Vitamin sektörü var bu, ve artık kapıdan kapıya bir zamanların ansiklopedi satıcıları gibi vitamin satıcıları var. Yok ona çok... Bunların bir denetimi var mıdır? Bunun denetimini bizde vitaminler Sağlık Bakanlığı değil, Tarım Bakanlığı'ndan satılıyor. Niçin Tarım Bakanlığı? Bilmiyorum. Reçetesizdir. Ama OTC tabir edilen evet, kategori. Evet, yani kural öyle. O Tarım Bakanlığı'nın kontrol etmesi lazım. Ona ben bir şey söyleyemiyorum. Yalnız sizin deminki konuşmanızın başında ben bir şeyi belirtmek istiyorum. Şehirlere, büyük metropollere göçler geldi. Ama şimdi ters göç başladı. Yani o kadar küçük ki hocam. O kadar küçük ki ama başlaması çok önemli. Gençler artık topraklarına dönmeye düşünüyorlar, gidip orada... Dönenler de gençler değil ama araştırma. Gençler de var. Emekli olup gidenler. Tamam işte emekli olanlar ve de gençler de yavaş yavaş dönmeye başladılar. Gençler de bu işli orada topraktan üretim olmadıkça hiçbir zaman sağlıklı kişi olmaz, sağlıklı insan olmaz. Bir de size bir sayı söyleyeyim sağlıklı hocam. Sağlıklı ekonomi olmaz. Yetişkin nüfusumuz 100 kişi saydığımızda bunun çalışanı 47, istihdama dahil olanı ki... 7'si de işsiz. Şu anda aslında 39-40 kişi çalışıyor, 100 kişiyi geçiniyoruz. O çalışan 39 kişinin içinde tarımda çalışan, çiftçi olan sadece 4 kişi. Evet. Yani Türkiye'nin bu sözünü ettiğiniz doğal beslenmesini sağlayacak bütün insan kapasitemiz 100 kişiyi doyurmak için 100 kişinin içindeki 4 kişi. Tamam bu küresel bir planın sonucu diye ben düşünüyorum. Hı. Biliyorsunuz. Yani 50 yıl önce zeytin ağaçlarını çöküp götürmüşler. 50 yıl önce işte margarinlerin piyasaya girmesi için tereyağı, zeytinyağı küçümsenmiş. Bu memleket zeytinyağı ülkesi. Temeli zeytinyağı. Zeytin ülkesi. Bunlar küçümsenmiş. İşte türküler yapıldı. Sarı Sözen'e söylenildi. Zeytinyağı yiyemem aman falan. Esas biliyorsunuz o türküler. Yani bütün bunlar küresel bir programın sonucu diye ben düşünüyorum. Peki hocam şimdi şeker kötü görüldüğü yerde vurulup ezilip yok edilmesi lazım ya, kimsenin şekerin yakınından geçmemesi lazım. Abartıyorum tabii ki. Tabii çok haklısınız, hiç abartmayın. Aynen katılıyorum. Peki şimdi hayatımızda sıfır şeker yapmaya kalkışırsak sorun yok mu? Yani biliyoruz ki mesela Atkins diyeti sıfır şeker, sıfır şeker dedi. Ondan sonra bütün millet kalp krizinden ölmeye başladı, kendi dahil. Hayır, çünkü tamamen yanlış propaganda. Neokarbojenez olmadı. Atkins'in neden öldüğünü biliyorum, raporu elimde. Peki, neokarbojenez yok mu? Yani şeker olmadığı zaman vücudun kendi şekerini kırmızı kaslardan getirmesi diye bir şey yok mu? Şey yemiyor musunuz kuru fasulye? Onda da şeker var. Var tabii ki ama yani... Sıfır demiyoruz ki. Tamam ben ama şekeri demiyorum. O kadar azalttığınız zaman vücut kendi Türkiye'de şekerini üretmek zorunda kalıyor mu? Hayır efendim. Vücudumuzun %1'inden aşağı karbonhidrata ihtiyacı var. O da hangi hücrelerimiz biliyor musunuz? Kan hücrelerimizden eritrositlerimiz. Kırmızı kan hücresi. Çünkü vücut kendi enerjisini hücrelerin çekirdeğindeki DNA ve ATP'yi üretir. Yağdan da üretir, proteinden de üretir. Hücrelerde çekirdeği olmayan hücrelerin ihtiyacı vardır. Bu da kırmızı kan hücreleridir. O da 24 saatte 5 gramdır. 5 gramdır. Bir de kanser hücrelerinin çok ihtiyacı vardır. Çünkü kanser hücreleri tamam onların çekirdekleri vardır ama çekirdekleri normal çalışmaz. Çok aşırı da enerjiye ihtiyaçları olduğu için
şekere ihtiyaçları vardır. Bunun için, onun için kompleks karbonhidrat tabii ki yiyeceksiniz. Kompleks karbonhidrat ne demek? Kompleks karbonhidrat fındık fıstıktır efendim. Fındık fıstık çıtır çıtır hem kan yapar hem ısıtır. Her şey vardır. Kuru fasulyedir. Ne efendim. Kadar yemek lazım fındık fıstığı? Çok fazla seyircimiz sormuş çünkü. Yiyelim mi, yemeyelim mi? Ne kadar yiyelim? Kendimizi tutamıyoruz demiş. İthal olmayanları, yerli olanları, mümkünse yerli kabuklu olanları kırıp istedikleri kadar yesinler. Bakın acıkıyorlar mı, kendilerine geliyorlar mı, beyin çalışıyor mu? Yeni bir çalışma geldi. 16'sında yapılmış 2 gün önce. Fındık fıstık yiyenler Alzheimer olmuyorlar efendim. Çünkü onda doğal karbonhidrat var, şeker var. Rafine şeker tehlikeli, rafine un tehlikeli, işlem görmüş şeker tehlikeli, mısır şurubu şekeri zehir. Mısır şurubu şekeri tehlikeli. Bitti. Ama mısır şurubu meselesinde falan nişasta bazlı şeker. Ciddi evet. Bilinçlenme de var ama. Yani şirketlerin önümüzdeki dönem sadece şeyin gıda ya da işte sağlık endüstrisinin şirketlerini değil, genel olarak bütün şirketler için ya da markalar için de bu risk var da Türkiye'de hani deprem bilimcilerin sık kullandığı jargondan söyleyeyim, enerji birikti fay hatlarında denen önemli fay hatlarından bir tanesi tüketici hakları meselesi ve tüketici haklarında gerçekten hızlı bir hem bilinçlenme hem eylemlilik arzusu, hani çok dava önemli. Etmek hakkını savunmak dahil eylemlilik arzusunda müthiş bir yükseliş var. Onun için de mısır şurubu gibi, yani artık hani kamuya da mal olmuş ve farkındalığın oldukça yükseldiği konularda ciddi mücadeleler var. Onun için markalarda en azından artık mısır şurubundan tümüyle vazgeçmiyorlarsa bile ya da vazgeçemiyorlarsa bile kendi iç kuralları ya da tercihleri en azından onu gizlemeye çalışıyorlar ya da örtük halletmeye çalışıyorlar falan. Yani o konuda toplumda bir bilinçlenme yükselişi var yani. Evet, onu biliyorum. Ha. Belki de gıdalar üstüne neyin yazıp neyin yazmayacağı daha ortaya çıkacak. Evet. Galiba öyle bir şey geliyor. Bilhassa trans yağlar burada çok önemli. Hı hı. Trans yağlar mesela 2006'da New York şehri belediyesi trans yağları yasakladı. Belediye meclisi o karar aldı ama yasaklandı mı yasaklanmadı bilmiyorum. Ama işte bütün sıkıntı mısır şurubu şekeri. Beyinde de bağımlılık yapıyor. Nişastadan elde edilmiş fruktoz olduğu için karaciğeri yağlandırıyor. Yani bugün 10 yaşındaki çocuğun karaciğeri yağı. Eskiden biz okurken alkol göbeği derdik. Yaşlılarda işte 40 yaşında olanlarda alkol göbeği falan filan derdi. O derdi ama bugün 10 yaşındaki çocukların, 5 yaşındaki çocukların karaciğeri yağlı. 3 yaşındaki çocuklar şişmanlıktan emekleyemiyorlar. Ben onu söylüyorum. Genetiğe baksan ne olacak, bakmasan ne olacak? Zehir vücuda girdikten sonra veya kök hücre olduktan sonra. Önce vücuda bunları arz etmeyelim diyorum. Mısır şurubu şekeri bugün gebelere yükleme testi olarak kullanılıyor çocuklar. Olacak iş değil. Peki, olacak iş değil. Ben bunu söyledim diye dava açıldı biliyorsunuz. Hala devam ediyor. Ama mısır şurubu şekeri bugün hazır kutularda gebelere veriliyor. Efendim şimdi fark ettik ki Canan Hanım sürekli olarak söylediği gibi şekerden uzak duralım, ekmekten, tahıldan uzak duralım. Uzun mümkün yaşamak, olduğu kadar. Uzun yaşamak derken özellikle de kaliteli yaşamaya gayret edelim. Bunun için de hayatımızda stresten ve kötü yiyeceklerden, ki kötünün altını çiziyorum, capslerde daha çok neler olduğunu görürsünüz, uzak duralım diyor. Bu arada hocam 22 Mayıs'mış obezite günü. Türkiye'de bayağı yayın yapılmış o konuda. 11 Ekim'di. Peki, yani Dünya. Dünya o Sağlık başka Örgütü bir olarak gönderilmiş. Her, evet. Yani o da seyircilerimizden gelen bir şey. Obezite 11 Ekim'di. Evet. Peki efendim. Efendim dolayısıyla hepimiz uzun yaşamaya gayret edelim tabii ki ama kaliteli sağlıklı ve kaliteli. Için, kaliteli yaşayabilmek için mümkün olduğu kadar yediğimize, içtiğimize, baktığımıza, gördüğümüze, uyuduğumuza kendimize biraz daha yatırım yapmanın faydası olduğunu, ona dikkat etmemiz gerektiğini anladık bugünkü konuşmalardan. Haftaya görüşmek üzere.